İyi akşamlar değerli izleyenlerimiz. Pazartesi akşamları vazgeçemediği spor programı Spor Ateşi'nden herkese iyi geceler diyorum. Evet, bu akşamın çok değerli konuklarım, yorumcu arkadaşlarım Sayın Necdet Saraloğlu, Cengiz Zengin ve eski futbolcu temsilcimiz Sayın Hasan Vayne bu akşam, bu hafta oynanan Yeni Ordu Spor, Fasla Belediye Spor, Altın Ordu ve Üye takımlarıyla oynanan müsabakaların değerlendirmeleri için masaya yatıracağız. Artıları, eksileri değerlendirmeye çalışacağız bu akşam. Evet, önce konuklarıma hoş geldiniz diyorum. Hasan Bey'le hoş geldin. Hoş bulduk. Evet, Ordu Spor deplasmanda Osmaniye ile 0-0'lık beraberlik ve diğer takımların da puan kaybetmesiyle beraber Yeni Ordu Spor'un grupta 8 puanla liderliği. Evet Necdet Hocam, senle başlayalım. Ordu Spor'un lider oluşu ama puan kaybetmesi 2 puan. Sonuçta diğer takımların mağlubiyetinden kazanılan 1 puan. Evet, önce herkese iyi akşamlar diliyorum. Öncelikle yeni seçilen belediye başkanımız Engin Tekintaş'a da yeni görevinde başarılar diliyorum. Allah mahcup etmesin. Sağlık sağlığı içinde bir görevini tamamını getirmesini temenni ediyorum. Şimdi bu haftaki oynanan 3 tane maçımız var ilimizle ilgili. Bir tanesi Yeni Ordu Spor takımı. Diğeri Fasla Belediye Spor ve Ballıgen'de de Yeni Altın Ordu Belediye Spor, Ünye Belediye Spor maçlarında izledik dersek Altın Ordu Belediye Ünye Spor maçını izleme fırsatı buldum bu hafta ben. Yeni Ordu Spor'un maçını da televizyon veriyor dediler ama biz hiçbir kanalda ben bulup izleyemedim. Sadece sizlerin ve basındaki edinebildiğim bilgilere göre ve Osmaniye Spor takımını da az çok baktım, ettim. Sezon başından beri de takip ediyordum. Çünkü orada da benim çok değerli futbolcum Ergun Cengiz var. Diyarbakır Spor'da bizim futbolcum geçen sene Tarsus'u şampiyon yapan. Gol kralı bir arkadaşımızdı. Oradan dolayı da Osmaniye'yi takip ediyorum. Osmaniye takımı da sezona şampiyon ümitleriyle, umuduyla giren ve bu grupta da şampiyon olmak isteyen, en azından baraj oynamak isteyen ekiplerden bir tanesi. Tabii ki bir takımı görmeden izlemek, yorum yapmak aslında çok yanlış desek doğru yerinde bir laf olur. Ama Ordu Spor takımının her ne pahası olursa olsun Osmaniye Spor takımından aldığı bir puan hanesini her zaman artı olarak yazar. Çünkü bence rakibi olarak görüyoruz. Çünkü biz bu grupta rakiplerden bir tanesini de Osmaniye Spor olarak görmüştük. Osmaniye Spor takımı dediğimiz gibi iyi bir ekip, iyi bir kadrosu var. Bu kadroyla beraber dediğim gibi şampiyonla oynayan bir takım. Ve Yeni Ordu Spor takımının doğrudan bir puanla dönmesi çok iyi. Bu sene, bu haftada oynayacağı maçta Of Spor'la oynayacak. O da sıkıntılar içinde olan, grubunda hem sonuncu olan bir ekip. Bu haftaki maçında galibiyet. Peki hocam şöyle söyleyeyim. Grup yavaş yavaş şekillenmeye başladı mı? Şimdi ilk deriz ya 6 hafta geçsin, 8 hafta geçsin, 5 hafta geçsin. Hep bu söylemi yaparız. Şimdi 4. hafta oldu. Yani bu şimdi, hemen hemen üstte oynayacak, küme düşmeye adaylar, şampiyon adayları, bunlar belli oldu mu? Şu anda belli oldu deseniz bile, mesela biz bir geçen hafta bir Kızılca Bölük takımını izledik. Dedi ki bu takım yani nasıl buraya kadar gelmiş, nasıl geçen sene playoff oynamış diye burada yorumlar da yaptık. Ama bu hafta ne yaptı? Adıyaman Spor'u 5-1 gibi net bir skorla yendi ve 7 puanda hemen hemen 4-3. İkinci sırada. Onun peşinde Çatalca takımın hiç şans vermezken Çatalca takımı ortaya çıktı. Yani onun gibi bir Düzce takımı var benim araştırdığım şeylerden dolayı. Düzce takımı da iyi bir takım. Kemer takımı geçen sene zaten çok iyiydi. Playoff'u kovaladı. Playoff'ta kaybetti. Akabinde yeni çıkan Adıyaman Spor takımı maalesef hüsran. Dediğim gibi o spor takımı senelerce hep şampiyonla oynamış. Maalesef bu seneki saha sıkıntısı, sahanın olmaması, antrenman yapamaması. Çünkü Olcay Başkan benim çok yakın akrabam oluyor. Onun da sıkıntına geçen gün Face'de de paylaştım. Hakikaten idman yapmayı bile sağlığı olmadı. Peki olmadığını. Hocam bir şey sorayım. Madem başkan senin yakın akraban dedin de. Of Spor'un teknik sorumlusu nerede? Of Spor'un teknik sorumlusunu herhalde Çanakkale'li olacak zannediyorum. Bir şey var. Bununla ilgili sorum da var. Ondan sonra Cengiz arkadaşım yorumlara geçeceğim ama. Ben ne çok dikkatimi çekiyor biliyor musun? Şu anda Karadeniz takımlarının çoğuna baktığım zaman dışarıdan yani Karadeniz'de olmayan ne kadar teknik adam varsa Karadeniz'de. Eskiden Karadeniz'in en kötü teknik adamı hani bize göre boş adam dediğimiz teknik adamlar veyahut da hiç işe yaramayan futbolcu, topa tepme, hani deriz ya topa tepmesini bilmeyen oyuncu Güneydoğu'ya, Anadolu'ya gittiği zaman Karadeniz'de olsun, çamurdan olsun derlerdi.
Evet. Karadeniz'in, yani Karadeniz futbolun bir beşiği olarak bilinirdi. Şimdi tam tersi oldu. Yani Karadeniz'de futbol bitti. Teknik adamlar sıkıntı çekiyor. Yani bizim Karadeniz'in kendi yöremizin insanında şu anda yerli teknik adam sayısı çok az. Şimdi vallahi şimdi o konuda çok derin bir konu. Şimdi bu tabii ki derin konu ama açalım yani. Tartışacağız bir şekilde. Açalım. Yani. Açalım da şimdi buradaki başkanların ve yönetim kurumu aldığı bir karardır. Herhalde onu da bir yerde birisi söylemiştir, tavsiye etmiştir. Onu tercih etmiştir. Senelerce Opspor takımında dışarıdan çalışan pek adam yoktu. Çoğu hep Trabzonluydu. Mesela en son çalışan Erdoğan kardeşim Rizespor'dan futbolcumuzdu. O da Ofsu'dur kendisi. Orada da senelerce şarttı. Hatta takımı bile şampiyon yapan bir meslektaşımdı. Onun gibi dışarıdan gelip de o kulüplerde çalışan pek adam ben zannetmiyorum. Ama geçen sene hocası bıraktıktan sonra buna tercih etmiştir. Onu getirmiştir. Ona güvenmiştir ki Olcay Başkan güvendi, güvenmedi. Hiçbir kimseyi oraya getirip çalıştırmaz. Peki yani niye Necdet Saraloğlu mesela? O, yani o şöyle en üst seviyede lisansın şimdi, var hocam. Senin şimdi şöyle düşünelim. Çalışman lazım. Olabilir. Bizim de herhalde fazla lobimiz olmadığından dolayı. Şimdi lobi ne? Akraba ya başkan. Şimdi akraba olduğu için zaten sıkıntıdır. Biz Ordu Spor Kulübü'nde de Ergin Karlı ben akrabam olduğu için biz formasını dahi giyemedik. Yani ya, yanlış ama ya. Yani sen şimdi çalışıyorsun. Şimdi emek veriyorsun ama onların düşüncesi nedir? İşte Saral takımıdır. Saral'ın takımıdır. Bunu da getirirsek hep olur diye düşünceleri olduğunu tahmin ediyorum. O düşünceden. Ama hocam çalıştığın kulüpler var. Bak çalıştığın kulüpler var. Evet. Yani Kocaeli'nde çalıştın, işte Yozgat'ta çalıştın. Yani çok vesaire yani. Vesaire. Yani çok evet. Kulüplerde çalıştın. İşte dediğim gibi o başkanların dediğim gibi biraz da akrabı olduğu için yani bu konularda çok laf götüreceği için çok geniş kapsamlı hocam aşılması lazım ya. Vallahi Lazım. O konuda sizle beraberim. Tabii ki yani insan kim alır? En güvendiği adam alır. Şimdi mesela ben bir yere gitsem kimle çalışsam? Sayın Cumhurbaşkanı şu anda kimler aldı yanına? En güvendiği adamlar kim? Evet. Damadı, oğlu. Nerede evet. Bunlar? Yanında. Olunabilecek en iyi seviyede olan yerlerde. Evet. Yani eğer senin akrabanın başkan benim akrabam olacak veya ben bir yere gittiğim zaman en yakında kim varsa onu almak. İlk önce onu düşünmem doğru, lazım. Tabii şimdi onların düşüncesini de çözmek mümkün değil. Tabii onların düşüncesinin ne olduğunu bir şey deme şansımız yok işte. Yani genelde bu şekilde hocam, oluyor. Hocam bir yerde bir eksiklik var. Bunu araştırmamız olabilir. Lazım. Olabilir. Ya da bizde eksiklik var. Aslında orayı bilmiyorum. Anladım. Yani dediğim gibi ama o düşünce olarak hani akrabayı da buraya getirip de burada başarısı olduğun zaman işte bunu da getirdin lafı olur eder diye o şekilde düşünceler olduğunu tahmin ediyorum. Ama gittiğin yerde başarılı olursa o da ayrı başka mesele. Şimdi burada Yeni Ordu Spor takımını dediğim gibi izleme şansına sahip olmadık. Sadece edindiğimiz bilgilere göre anlam bir puan iyi bir puandır. En azından mağlup olmadan gelmiştir. Burada oynayacağı maçlarda da o spor oynayacak. Alacağı 3 puan 11 puan yapar. Liderliğini devam ettiğini zannediyorum. Mesela Kırşehir takımı dedik, çok iyi takım dedik ama bu hafta oynadığı bir Elazığ maçı var. Elazığ maçında da Elazığ takımının 10 kişi kalmasına rağmen 1-0 galip olmasına rağmen 1-1. Yani bu grupta şu anda kimin küme oynayacağı, kimin de kafayı oynayacağı handikap olarak da düşünebilir. Ama genelde ama Ordu Spor kendini gösterdi. Belli tabii Ordu Spor takımı varım. Ben geçen hafta da söyledim. Hani bu gruptan çıkamazsan yazık olur diye söyledim. Ama diğer takımların ilerideki oynayacağı maçlar. Şimdi mesela biz Adıyaman takımı diyoruz. Kötü gidiyor. Ama maalesef ileride ne olacağı hiç belli olmaz. Altındağ takımı dedik. Beğenmediğimiz takım gitti deplasmandan puan aldı. Akabinde diğer ekiplere de baktığımız zaman işte Kızılca Bölük dedik, Düzce dedik, Kemer Spor dedik. Onun gibi diğer bir sürü takımları tekrar bu grupta sayabiliriz. Pazar Spor dedik mesela, Karşıyaka dedik. Karşıyaka takımı bu grupta ses getirebilecek takımlardan bir tanesi olduğunu da kesinlikle unutmayın. Çünkü arkasında çok büyük bir taraftar desteğiyle oynayan bir Karşıyaka takımı. Başında da Ufuk İskender diye yok, değerli. Ayrıldı. Ayrıldı mı hocam? O birinci maçta Van Spor'dan. Eski hakemlerden şu anda bak ismi gelmedi aklıma bir anda yayında olduğumuz için ama eski hakemlerden, Süper Lig hakemlerinden biri sportif direktör olarak görevde şu anda. Doğrudur. Karşıyaka takımını şey yapmayın. Van takımını yaban atamazsınız. Dediğim gibi bu grupta yani şu anda şu takım çok iyi, çok kötü. Van'ın da hocam mağlubiyeti var ama. Şu anda grupta 3 tane takımın evet, mağlup. Evet. Maalesef o da oturmamış bir kadroya sahip. Kırşehir mesela beğenmediğimiz Kırşehir.
mağlubiyeti yok. Sonuçta deplasmanda Orduspor'a karşı da oynadı. Tamam oynadı ama içeride de 10 kişi kalan bir Elazığ takımını yenemedi. Elazığ takımına bakın en az son sıralarda. Ama aldı. İl takımın olmasının avantajları var değil mi hocam? Tabii. Evet. Tabii yani değerlendireceğiz. Evet. Hasan Bayri'ye sonra geleceğim. Fas'ta takımından. Hocam oraya geleceğiz. Tamam. Fas'ta'ya sonra geleceğiz. Şu anda Orduspor'u bir değerlendirelim hep beraber. Evet hocam, Osmaniye'den alınan beraberlik 0-0'lık sonuç ama grupta liderliğin olduğu yer. Evet. Galip gelemezsek de beraberlikte de gelen bir liderlik var. Neler söyleyeceksin hocam senden? Evet, öncelikle herkese iyi akşamlar diliyorum. Bugün meclis üyeleri tarafından Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçilen Engin Tekintaş Başkanımıza, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu adına hayırlı uğurlu olsun diler, başarılar diliyorum. Hocam bir şey söyleyeyim. Niye amatör spor kulübü? Sen şimdi burada yorumcusun. Ben onu verecek olan amatör, bir başkanı vardır, şeyi var. Sen burada sen niye 252 yorumcusu Cengiz Zengin olarak de. Niye öyle söyledim? Evet, onu öyle hemen söyledim? Açıklayayım. Aynı zamanda Amatör Spor Kulüpler Federasyonu'ndaki üyeliğim dolayısıyla buraya çıkacağım için karar alındı. Ya orayı mı kullanayım dedim. Karar alındı. Peki, böyle söyledim. Peki, tamam, okey. Böyle tamam, söyledik. Tamam hocam. Yani bizde şey yok biliyorsun. Ordu Spor maçına gelirsek, Osmaniye Ordu Spor maçına, Necdet Hocam seyredememiş araştırmalarına rağmen ama ben maçı seyrettim. Fas'tan dönerken hatta arabanın içerisinde bizden yarım saat sonra başladığı için arabanın içerisinde bir Bursa kanalından Adana kanalından bulduk arkadaşlar vasıtasıyla. Ordu filmi mi verdi? Bir şey dedi. Galiba. Evet. Seyrettik. Tamamen orta saha mücadelesi şeklinde geçti. Hocam baştan ilk programımızda söylemiştik. Osmaniye Spor'u takip ediyoruz. Rakiplerimizden biri. Düzce Spor, Van Belediye ve şurada hemen söylüyorum size. Kemer 2003 takımı. Evet. Bunlar şimdi hani siz sordunuz ya kopma var, Ordu Spor başa oturdu. Aynen Kırşehir Spor maçında olduğu gibi bir oynama şekli oldu. Orta saha mücadelesi. Evet. Yaklaşık 25-30 dakikasını falan seyrettik. Hatta son dakikalarda Osmaniye Spor'un bir iki görüntüler varsa bilmiyorum. Bir iki kritik şeyleri. Bir tane gol pozisyonu var. Gol pozisyonu oldu. Tedirginlik falan yaratıldı. Ama tipik bir orta saha mücadelesi oldu. Ben şöyle söyleyeyim, sol tarafta atılan oyuncumuz Fatih Özçelik'e çok çok ihtiyacı vardı. Kaç maç ceza aldı belli mi? Üç maç. Değil mi? Üçten aşağı almaz dedi mi? Üç maç almış. Üç maç almış. Küfür ettiyse küfür edildi. Orta saha şeklinde geçti. Biraz önce sizin de dediğiniz gibi yeni Ordu Spor'umuz kafaya yerleşti. Ben başından beri söylüyorum. Bu grubun favorilerinden bir tanesi. Diğer takımlar da bunun bilincinde oynuyorlar. Bir aksilik olmazsa burada kendi sahamızda Ordu Spor'u da yeneriz. Ama yarın kupa maçımız var. Evet, Adana Demirspor'la maç oynayacak yarın. Kupa maçının içeriğini ve şeyini bilmiyorum. Bir yorgunluk olabilirse oradan dönüşte kaldılar, takım orada kaldı ve kupa maçını bekledi. Zaten Adana takımıyla oynadı. Şansınız da Adana'da olacak. Evet, yani. Evet. Bu da bir şans oldu. Evet, kesinlikle. Dolayısıyla yarın da o maçımız var. Oradan da kazasız belasız dönerlerse off maçını aldılar mı biraz daha rahatlayacaklarını düşünüyorum hocam. Evet, tekrar Ordu Spor'la ilgili yorumlara devam edeceğiz. Yeni Ordu Spor'la ilgili. Evet Sayın Vayni, sen de futbol temsilcisi yaptın. Spor yakından takip ediyorsun, futbol yakından takip ediyorsun ve Ordu Spor'la yakından takip ediyorsun. Senin de görüşler nelerdir? Bu grupta Ordu Spor takımı çıkar diyebiliyor musun? Valla sevgili hocam, ilk önce teşekkür ederim beni yayınıza davet ettiğiniz için. Değerli yorumcu arkadaşlara da size de yayınızda başarılar dilerim. Bugün Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçilen Engin Tekintaş Başkanıma da sevgiler saygılarımı sunuyorum. Ben Yeni Ordu Spor'dan ilgilenmiyorum. Yeni Ordu Spor'u bu haftadan sonra söylerseniz, konuk ederseniz ondan daha sonra bilgiler... Niye ilgilenmiyorsun anlayamadım yani. Sebep? Valla ben Ordu Sporluyum. Yeni Ordu Spor da Ordu'nun takımıdır, saygı duyarım. Ama ben şimdi Yeni Ordu Spor'un bir maçını izlemedim. Sadece kupa maçını, Sinop maçını televizyonda izledim. Orada gördüğüm şimdi kadarıyla Sayın Bayri, da... şurayı bir açalım. Açalım. Şimdi açalım. Sen de, ben de. Sen Ordu Spor'da divan kurulu başkanı yaptın. Ben evet. Ordu Spor'da teknik direktörlük yaptım.
Şimdi baştaki şahıslarla sorunlarımız olabilir. Oldu evet, da yani. Oldu da. Oldu. En acısıyla oldu. En acısıyla. Yani. Fakat. Evet. Şahıslar bugün var, yarın yok. Tamam, çok güzel. Biz Ordu'yu kim temsil ediyorsa, takımın ismi yeniymiş, eskiymiş. Tamam. Yok bilmem, Gazospor olsun. Ordu Gazospor diye bir takım olsun. Yani ismi hiç önemli değil. Evet. Biz onu, yani bir ordu olarak, ordu milliyetçiliği olarak desteklemek zorundayız. Çünkü bugün yarın senin yeni Orduspor'a görev almayacağın ne muhabbet? Ya şimdi hocam... Biz, yok örnek veriyorum. Yani tamam. Gönlün kırık, ben efsane Orduspor'luyum. Ben de efsane Orduspor'luyum. Ama ben yeni Orduspor maçını izlerim, giderim, hocam, desteklerim. Şimdi tamam, konuyu hemen açalım. Evet. Tabii ki biz spor adamları olarak biz böyle şey olarak bir taraf olamayız. Tabii ki Orduspor, bugün Orduspor'lu deyip Galatasaraylı olan var, Fenerli, Beşiktaşlı. Evet. Ben buraya gelene kadar baktım köprü başında Beşiktaşlı taraflarla siyah beyaz diye alkış yapıyor. Fenerbahçeli herhalde derneklere gidiyorlar. Bunlara da saygı duyuyorum. Ama yeni Orduspor neyi doğru yaptı da ben şey yapayım? Ben yeni Orduspor'u en çok eleştirenlerden biri bendim. Bunu Enver Yılmaz Büyükşehir Belediyesi'nde Ordu ile ilgili bir işte esas konu Orduspor'la ilgiliydi. İşte amatör spor kulüp deyip yaptığı yatırımlar diye o kadar 300 kişi oraya çağırdığında da ben yüzüne karşı yine söyledim Enver Yılmaz'a. Yanlış yapıyorsun. Bu 3-5 kişiyle yeni Orduspor gitmez ki. Ne oldu? Taraftar olmadan gider mi? Peki, Orduspor'u niye yediler? Peki bir şey söyleyeyim. Söyle. Orduspor'u hep beraber bu akşam maçı yatıralım. Orduspor'u niye yediler olayına gelince ta başa gelmemiz lazım. Tamam gelelim. Nedim Türkmen'den gelen süreçte... Şükrü Bodur'a gelelim. Şükrü Bodur da var. Evet, Şükrü Bodur'a gelelim. Nedim yani Türkmen. Bu dediğin gibi uzun bir süreç. Yani bu açtığımdan bu program burada bitmez. Şimdi biter. Bak bitmez. O zaman biter. Şöyle biter. Bakın biz ana hatlarıyla konuşalım. Öyle ya, bunun yansıması olacak. Kim yalan konuşuyorsa, kim şey yapıyorsa çıksın, konuşsun, belgeleri ortaya koysun. Ben 67 gün Divan Başkanlığı'na Orduspor ben... İdare etti mi? Evet. Ben Orduspor'da tarih yazdım. 2006'ya getirdim tüzüğü. Resmi olarak 2006. 2006'da Orduspor'un borcu kaç lira biliyor musunuz hocam? Ne kadar? Söyle. Şükrü Bodur 2009'da bıraktığında Orduspor'un borcu 4,5 trilyondu. O zaman da alalım 2 trilyon Orduspor'un borcu. O günden beri yapılan her şey usulsüz. Hepsi usulsüz. Alınan kararlar, verilen paralar, çekler, şunlar, bunlar usulsüz. Niye Cumhuriyet Savcılığına bir dilekçe verilmedi? Kim vardı bunların arkasında? Şimdi... Ali Mertan bile benim hakkımda gitti. Bu divan geçerli değil dediler. 2006'da çıkardığımda şeyin arkasındaki onaylanan tüzükte hepsi listenin arkasındaydı. Şimdi bak, biz Orduspor düşmanlığı mı yaptık? Hayır, kesinlikle. Herkes kimin Orduspor olduğunu herkes biliyor. Ama gidip mahkemeye dilekçe verdiler. Ne gibi dilekçe verdi? Hocam. Yok söyle daha söyleyin dilekçe verdi. O zaman nasıl dilekçe verenler iyi biliyor. Bak o konuyu şöyle yapalım. Konuyu açtı. Bak benim bu programda doğrular konuşacak. Bazen açtığın konuyu söyle. Nerede yanlış var? Yok söyle dilekçe verdi. Niçin? Ben doğruyu konuştuğum için söylüyorum. Hocam sen neyin hesabını soruyorsun? Hayır tamam soruyorum. Neyi üstü kapalı? Bak söylüyorum da. Bundan hayır, daha açık bir şey biliyor, biliyor diyorsun ya. He, biliyorum işte, ki. Kim var? Bakın. Ya söyle o zaman. Siyaset olmadan Orduspor bir yere gelemez. Bu bir gerçek. Eskişehir'in borcu 200 trilyon. Bir eksi puan gelmedi. Hadi bakayım. O zamanki vekiller niye çıkıp konuşmuyor? Bir derdi sadece yeni Orduspor mu vardı? Yeni Orduspor'da topladığınız paralar nerede? Nerede? Topladığınız paranın 1/3'ünü bırakın 1/3'ünü Orduspor'a verselerdi. Orduspor bugün 50 yıllık Armagine 3.'lükte 2.'lükte idare ederdi. Bir şey söyleyeyim. Buyurun. Bir şey söyleyeyim. Söyle. Sen bir belediyenin desteği olmadan, bir valinin desteği ben de olmadan. Ben onu alırım. Siyaset olmadan olmuyor. Tamam siyaset olmadan olmuyor. Olmuyor. Peki şu anda Orduspor'un bulunduğu pozisyon maalesef. Hocalığını yaptığım, kulüpte hocalığını yaptığı Necil Hocam. Ama şu anda Orduspor takımı birinci amatör kulübü. Bu gerçek yani. Bakın ben... Üzülerek de olsa bu gerçek. Tamam. Ama sonuçta şu anda bir takım var. Tamam. Bir takıma biz bunu Orduspor'la kıyas yapıyoruz. Ya bu takım kimin takımı? Bu takım Ordu'nun takımı. Başındaki kimi? Siyasi... İnanıyor musun?
Bakın bir moderatör olarak şimdi burada... Hayır, konuşuyorum kardeşim. Ay, tamam da yani doğru konuşuyorum da. He. Şimdi daha dün konuşuyorum, başka konuşuyorum, bugün burada farklı hayır, konuşuyorum. Başka nasıl konuşuyorsun? Bak şimdi, başka ordu sporun konusuna geldin mi, burayı açsam var ha. Hasan. Açsam yararım. Bak Hasan, ya kardeşim. Sen Dümen Kurulu Başkanı'nı yaptın. Ben iki yıldır burada mücadele veriyorum. Biliyor musun ne bunları? Sen yeni ordu sporu başka konuşuyorsun. Ne konuşuldu başka? Bak yeni ordu spor konusunda... Sadece şuraya bakalım diyorum. Bak bir dakika, şuna bakacağız. Bak bir dakika, bir şuna bakacağız. Bir fikir sordular mı? Ya geç orayı. He? Niye kızsa, spor bak, senin kadar için? Senin kadar tepki veriyorum. Senin evet, kadar kızıyorum. Evet, ama evet, ama şimdi bir yeni Orospor takımı var diye başındaki kimseyi yaklaştırmıyorlar diye evet, siyasi takım diye biz şimdi bu takıma nasıl bakalım? Öcü ya, diye mi bakalım? Ya düşünsene şimdi. Hayır böyle mi bakalım ya? Orospor takımı yok mu sen? Bir dakika. Şimdi sayın belediye başkanı, önceki belediye başkanı benim meşhur iki sakallı var. Her tarafta duymuşuzdur iki sakallı. O iki sakallı da gitti ya, ak sakallılar. Şimdi çıktı dedi ki Ordu Spor'da da 2 ay sonra kapatılacak dedi. Ya niye göre düğün 2 ay sonra kapatılacak? Kim diyor lan? Kim dedi? Kim? Giden belediye başkanı dedi, ben mi dedim? Evet. Yani bakın ben divan başkanıyken Sayın Enver Yılmaz şeye giderken partiye çıkarken dedim ki başkanım buyurun Ordu Spor'a da dedim gelin buradayım dedim. Sağ ol Hasan dedi, gelmedi. Gelmeyebilir mi? Saygı duymuyorum buna. Niye de duymuyorum? Eğer bir ilin belediye başkanıysan oraya da geleceksin. Konu değil. Benim Enver peki, Yılmaz'ın... Borcundan dolayı sahip çıkmamış olabilir mi? Ya arkadaşım... Soruyorum sana. Borç... Ben de söylüyorum. Bugün Kocaeli Spor'a 6 tane... Bakın 6 tane Kocaeli'nin ileri gelen milletvekilleri ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı para topladı. 97 milyar mı ne para topladı bugün ya? Etme gözünü seveyim. Yani peki, baktığınız açı Ordu Spor'u öldürelim mi? Ben moderatör olarak şunu söyleyeyim evet, sana. Söyle. Şimdi bir tarafta 120 trilyon denilen bir borç var. Yok kadar. Onu tabii tekrar yok, açılar. Ne kadar hocam? Yok. Bildin mi? Ne kadar bildiğin hocam? Bildiğin mi? Ya, Ordu Spor'un borcu ne kadar? Buna göre bak şimdi. Tamam. Soru cevap gidelim. Tamam soru cevap gidelim. Şunu düşünebilir mi belediye başkanı? Neyiz düşündük? Şimdi hı, Ordu Spor'un sahipsiz bırakılmasını en büyük tepki verenlerden biri bendim. Evet. Bendim. Ben tesiste dikmeye geldiklerinde kapıyı kimseye biliyorum, almadım. Soluğu Akkuş'la aldım. Bir İrfan Balkanlıoğlu diye bir vali mi ne varmış? O spor düşmanı. Evet. Ordu spor düşmanı bir vali. Evet. Beni Akkuş'a yolladı. Evet. Seni de bilmiyorum konuşuyor sağda solda diye çay başına yolladı. Sonuçta iki tane spor adam olarak biz sürgün gittik. Aynısını bak ben şimdi, işte Emre Yılmaz'ın orada Bedir Salon'da söyledim. Belediye başkanı sen olsan. Evet. 120 milyon borç var işin içinden çıkılmıyor. Bir tarafta da sıfırdan bir takım kurulup bunu hedefe götürmeyi düşünen sonuçta Enver Yılmaz'ın takımı bu. Hocam. Bir dakika Enver'in şu anda. Artık Allah'a kalmış. Tamam kurucusu bilmem nesi o oldu. Şu anda Enver Yılmaz'ın takımı mı oldu bu takım? Bakın ben Enver Yılmaz... Sayın Enver Yılmaz çıkmasın. Yanlış anlaşılıyor herhalde ya benim laflarım ya ben kendimi ifade edemiyorum. Şimdi ben Enver Yılmaz düşmanı değilim. Ben Enver Yılmaz, benim düşmanlığım kimseye de yok. Ben zaten hesabımı Allah tarafından görüyorum. Yukarıyla çalışıyorum. Ben aşağıdakilerle çalışmıyorum. Hepsi biliyor. Önemli değil. Benim derdim şu. Bir Ordu Spor'u bakın 47 trilyonla 46 trilyonla ben de kongre üyesiyim. El kaldırdılar. 46 trilyonla Yaşar Başkan. 47 trilyon. Sen de var. Evet. Peki bana şunu açıklasınlar. Hodri Meydan. Bak Hodri Meydan diyorum arkadaş. Sen de moderatör olarak sen de söyle. Nedim Türkmen'den niye alındı bu akşam? Dedim Türkmen liste yapıyordu. Hatta senin programında söylemiş. Hasan Vahini'yi de alacağım. Zafer Öztürk seni de diye ben daha sonra bilmiyorum. Biliyorsam şerefsiz. Bakın ne söylüyorum. Hasan aslında bir şey söyleyeyim. Bu derin mevzular, derin konular. Tamam ben es geçiyorum. Benim de çok hassas olduğum... Tamam es geçerek söylüyorum. Bak tamam. Şimdi. Bir şimdi Yeni Ordu Spor'un, Fas'la Belediye Spor'un bunlar derin. Bu sadece program bununla gider bu akşam. Hayır gitmez. Ben bir şey anlatayım da. Deyin tamam, ki bundan sonra bana hak verin Yeni Ordu Spor'u niye takip etmediğimi. Peki. O yüzden ha takip edenlere saygı duyuyorum. Hocam izlemiş, Cengiz amca, Cengiz arkadaşımıza izlemiş. Saygı duyuyorum. Herkesin gücü. Ama benden önce Cengiz şeyde bas bas bağırıyordu ya. Ordu Sporlu'yu diye. Ne oldu diye. E şimdi ne oldu da Ordu Spor için kimse konuşmuyor. Ama Yeni Ordu Spor'a herkes konuşuyor. Ya üçüncülükte olduğu için, ligde bir takım olduğu bir için takım konuşuluyor. Bir profesyonel takım değilse o konuşulur. Ya ama tamam da profesyonel takım diye bir 50 yıllık şey gitti ya hocam, bir çınar gitti ya. Peki bunun, bir dakika. He. Çok güzel yere geldi. Evet. Genel kurulda kimler vardı Hasan Bayne? O şeyde mi? Bir dakika. 46 Ordu Spor'dan forma giymiş
forma giymiş değerler neredeydi genel kurulda? Neredeydi ya, bir şey söyleyeyim mi? Sen misin Orospor'un şeyi, kurtarıcısı? Ben mi? Aynen. Biz miyiz? Evet. Biz değil. Bize, aynen. Bize gelmemesi lazım. Bravo sana. Hocam. Sıra bize çok gelmemesi. Çok teşekkür sana. Ederim. Saygı duyuyorum sana. Gerçekten niye biliyor musun? Biz taraftar olarak tribünden geldik. Allah bizi çok sevdiğimiz bir mor beyaz aşkıyla. Bir baktık beni kulübe üye yapan Hüseyin Yüce. Bak söylüyorum da. Evet. Şükrü Bodur zamanında. Allah razı olsun kongre üyesi oldum. O kadar aşkıdan böyle şey oldu ki. Geldik kongrelerde arka sıralarda böyle anan kongre üyesi olduk diye Orospor'u sevinen. İşte geldik Cenab-ı Allah bana divan başkanlığına kadar nasip etti. Diyorum ki bize gelmeyecek evet. Nerede bu insanlar? İşte demek ki. Gidip de makamda resim çektirip tamam mı? Ondan Ordu Sporlu ya bana kimse hikaye kurmasın. Ordu Sporlu olup da formayı giyip de parasını almayan adam var mı? Ordu Spor'un sayesinde reklam oldular ha. Ordu Spor'un sayesinde ben Ordu Sporlu Hasan Baylı diye tanıyorum. Peki Şükrü Bodur Ordu Sporlu mu? He? Şükrü Bodur. Fenerbahçe Kongre üyesi. Evet bak bunlar ben şimdi bununla ilgili konuya girersek inan bu program. Hayır abi. Peki sen şimdi Yeni Orospor'u tutmuyorum. Ben tutmuyorum demedim. Peki arkadaşım, bir şey sorayım. Yeni Orospor'un maçına gitmedim ama yani. Bu haftadan sonra gider evet biz, gideceğim ve tamam. Maçı izleyeceğim. Okey. Okay. Biz spor adamız. Biz aynen benim gideriz. Bakın lütfen rica ediyorum Yeni Orospor maçına giden arkadaşlara da kimseye benim dargınlığım küflüğüm olamaz. Ben Orosporluyum arkadaş. Ben bu kadar basit. Çünkü Orospor'un içini bildiğim için Orospor'a yapılan haksızlığı kim gelecek? Oktay Çanak mı? Çıksın karşıma. Enver Yılmaz mı? Çıksın karşıma. Hadi bakayım Bodrum Meydan Orospor için çıksın. Evet. Çünkü Bodrum bu da çıksın. Neyse o konular onun konuları daha sonra gireriz. Ha daha sonra o zaman gireriz. Suç değil. Hayır gireriz, gireriz. Bakın gireriz. Sayın Başkan'a dedim ki. Şimdi o, adamlar ayrında gitti arkasından konuşuyor gibi yemin olmasın. Yemin ediyorum ben o zaman da söyledim. Hocam sen beni tanıyorsun etme. Belediye meclis salonunda 300 kişi içinde kimse konuşmadı. Hasan Vayn'ı konuşturdu. Bak başkanım dedim. Biz senin dediklerin sokakta biz konuşuyoruz. Zafer Hoca dedim 60'a gitti Hasan Vayn'ı çay başına sürdük. Ben sürmedim Hasan dedim. Ben sen sürmediğini biliyorum dedim. Ben sürmek meselesi değil. Biz parti konuşmuyoruz ki. Bir Orospor tamam borcundan dolayı. Orospor yapılacak mı? Yapılansın. Ama dursun kenarda. Verelim. Ondan sonra orada borcu silelim. Kayseri Spor. Kayseri modeli söyledik. Biz kimsenin düşmanı değiliz ki ya. Evet, Ordu Spor'un bu duruma düşmesini babam en çok, en çok canı yananlardan bir tanesi benim. Bunun sıkıntısı ceremesini çeken benim. Bak benim. Ben diyorum, hala çekiyorum. Sen de hala çekiyor olabilirsin muhakkak. Ona katılıyorum. Ordu Spor'la ilgili birileri konuştuğu zaman aynen ben ya. En fazla konuşacak olanlardan biri de benim. Son iki senedir. Son iki şu anda tabii son iki sene. Şu anda konuşmuyorum. Ha Ordu Spor'un bu duruma düşmesi sebeplerini de ben 5 kişiye bağlıyorum, 5 kişi. Abi kim onlar, abi? Onları da bir ara söyleyeceğim. Şimdi programı hemen sana bir sorum daha var. Sayın Valim, bir sorum da sana var. Ben bir cevap vermek istiyorum. Verdireceğim, hemen benimle vereceğim. Benimle ilgili bir hemen konu vereceğim. Evet, hemen bir cevap vermek istiyorum. Orospor'luğunu tescil ettim. Evet. Hasan Valim, evet. Yeni Orospor takımı bu sezon ligde çıkar. Hocam, bakın. Şimdi görüşün. Görüşün. İzlemedim. Tamam. Ya şeyde, Allah Allah. Çıkamaz. Niye çıkamaz biliyor musun? Ah var, ah alan çıkamaz. Bu kadar basit. Ah var kardeşim. Evet sen öyle dedin. Evet Cengiz. Çünkü benim vergilerimle oraya bak ana sponsor kim? Bu sene Büyükşehir Belediyesi. Benim vergilerimle. Senin vergilerinle de bizim vergilerimle. Hiç bana soruldu mu? Sorulmadı. Ordu Spor da buradaydı. Ordu Spor da yapsaydı. Ne vergisi? Büyükşehir Belediye. Ana sponsor oldu. Ne? Ana sponsor oldu. Ha, ana sponsor oldu. Evet. Sponsor oldu da. Evet, peki belediyenin desteği olmazsa bir takım olmaz. Başarılı olur mu? Olmaz. Ama Büyükşehir Erzurum'da var bunun örneği aslında. Bak hocam anlatamıyorum ben. Yani orada. Çoğu takımların hocam, Büyükşehir ben belediye. Olayım Recep Tayyip Erdoğan'ın yerinde reisin yerinde belediye takımlarını hemen kapatırım. Bak net söylüyorum bunu. O zaman başarı gelmez. Belediye başkan hayır. Kulüpler kapanır. Belediye başkanlarını niye belediye başkanları kulüp başkanlığı olamıyor? Bunu kanunu getirdi. Tabii, belediye başkanı kulüp başkanı değil. Belediyeler ki. Dursun kulüplere yardım etsin. Kulüplere yatsın. Bütün kulüpler şey yapsın. Ben onunla bir şey değilim. Ben yani ya ki ben belediyecilikten gelme bir insanım yani. Evet. Yani belediye bütün spor kulüplerine ayrım yapmadan hatırlar mısın? Bak şimdi iyi lafı getirdin. Bu Cengiz Seyit seni bekleyeceğim. Hakkı var Cengiz'e. Tamam. Evet. Seyit Başkan'la şu aşağıda reklam olmasın. Kapandı şimdi. Şeyde oturuyorduk kafede. Seyit Başkan'ı çağırdık. Doğru mu? Evet. Geldi.
bir kulüplere forma olayı vardı. Biz ne istedik? Bütün kulüpleri söyledik değil mi? Ünye'yi evet. söyledik. Ordu bak. Ordu belediyesi belediyesiyken. Evet. Dikkat et. Hayır, bak. Belediye takımına da dahildi. Tabii dahildi yani. Seyit Başkan'dan biz ne istedik Zafer Hocam? Malzeme istedik. Malzeme istedik. Ünye'yi istedik mi? İstedik. Fatsa istedik evet. mi? Biz ayrım yapmayız dedik mi? Evet. İşte bizim anlayışımız bu hocam. Peki ama... ayrım yapıldığını mı söylüyorsun şimdi? Tabii ayrım. Sen bir ayrım yapıldığına inanmıyor musun hocam? Şimdi ayrım yapıldığını mı söylüyorsunuz? Hangisi? Aynı şekilde bir şey isterken, forma isterken ben de işindeyim şu anda. Neyi? Ünye değil, ta en uçtaki, ücra köşedeki kulüplere ulaşılıyor hocam. Neyi? Hani yardım amaçlı yok, telefonda yok. Sorulduğunda biz, diyorum. Yok yok. Bir ara belediye takımlarından malzeme desteği verilmeyecekti. Biz de kulüpler olarak. Belediye olarak hani olarak belediyeler tamam. desteğini kulüplerden. Hocam bak şimdi belediyeler spor okulu açsın. Bu bütçeleri de var. Kulüplere yardım etsin. Şimdi ne oluyor? Bakın akıllı belediye başkanı bu işin içine girmez. Niye girmez biliyor musun? Bunun muhalefeti de var. Ben yaşadım Gülyalı Belediye Spor'da hocam ya. Adam su ya su su. Vallahi de 12 maça gelirken vermiyor. Git başkanının ne al diyor. Ya esnafa gidiyorsun. Bunlar oluyor. Niye? İlla senin tabii. oy attığın yer diye değil. Ben geneline bakıyorum. Geneline göre diyorum ki orada kaç tane kulübümüz var? 50 tane mi futbol olarak? Kaç tane ASKF'ye bağlı var? 90 tane mi? 90 tanesine yardım et kardeşim. De ki her sene 150 milyar. Atıyorum misal yani. O senin öbüründen daha kıymetli gelecek. Onu anlatmaya çalışıyorum. Evet anladım. Evet Cengiz. Az önceki sorusuna... Şimdi az önce ordu sporluluğumuzu şey yaptı. Öncelikle Sayın Vani'ye ben şunu söyleyeyim. Ordu sporluluğumuzu hani tartışma ortamında aynen. kesinlikle kimse onu değerlendiremez de. Özellikle de benim Zafer diyor ya. Evet. Benim de ordu sporluluğumu değerlendiremez kesinlikle. Kimse. Neden değerlendirmez? Ben emekli oldum geldiğimde. Ben emekli oldum geldiğimde. Burada ordu sporun borç harç içerisinde 3. ligde oynarken Yaşar Pamuk görevi devraldığında evet. Hatırlarsınız kulübe bir mali denetim dışarıdan müfettiş bir dosya hazırlanmıştı. Evet. Ben kendisine bak şahıs olarak avukat tutarak Kayseri Spor'da bunun örneğini gittim araştırdım. Mehmet Topuz Topuz transferli mi? Transfer ve şeyde bir tane de golcü vardı. Trabzon'da falan oynayan. Gökhan Ünal. Bunların şeyiyle ilgili bir taraftarın kulübü usulsüz olarak gittiği için mahkemeye verdiğini gördüm. Ben sadece taraftar olarak gidip o kulüpten o müfettişlerin şeylerinden fotokopilerini istedim mahkemeye başvurmak için. Ordu Spor adına. Hani siz borç harç diyorsunuz da. Herkes dertli bu konuda. Tabii hocam. Herkes dertli. Türk ama dertli. Ama şimdi bu borç harç derken şunu da bak ben içeriğinin şeyi bilmem. Şahıslarla olan sizin diyaloglarınızı bilmem. Ama Enver Başkan gitti şu anda. Enver Başkan'ın Ordu Spor'a yardım ettiğini bakın nakit yardım ettiğini ben gözlerimle gördüm soyunma odasının içerisinde. Hocam, nakit şey yardım ettiğini. Çok özür dilerim. Transfer tahtasının açılmasında. Evet. Ben şahidim. Şimdi şöyle hocam müsaade eder misiniz? Bir tane olayı anlatayım. Özür dilerim. Ben söyleyeyim. Bak, size gelsin. Şimdi hocam. Ben Enver Yılmaz'ı kötülemiş oluyorum. Sen yok. Savunmuş gibi oluyorsun. Hayır. Öyle bir şey başka yok. Başka konuya gidiyor. Hayır. Tamam, ben kesinlikle öyle anlatayım. Bir şey yok. Evet. Biz kötüleme mötülemelerinde de değiliz. Aynen öyle. Kesinlikle. Dolayısıyla benim arkadaşlarım, hepinizde arkadaşlarım, abilerim var burada. Benim arkadaşlarım da ben buraya geldiğim zaman da bir oluşumun içerisinde olmamı, eski sporcu olmam itibarıyla idarecilik yönünde de silahlı kuvvetlerde falan görev aldığım için bana böyle bir teklif geldi. İnandım arkadaşlara, hala inancımda da devam ediyorum ve bu Zafer Öztürk'ün, Sayın Zafer Öztürk'ün dediği gibi yeni ordu spor takımı var profesyonel olarak elimizde. Biz şu anda amatör kümede oynayan Ordu Spor, U19 takımlarının hocam Tokat'taki gruplara Ordu Spor'un U19 takımının tamamen Altın Ordu Belediyesi'nin destekleriyle gittiğini de ben de o arabanın içinde olan bir şahıs olarak biliyorum destek verdiklerini. Dolayısıyla insanlar destek veriyor ama ben şunu söylüyorum son olarak size bırakıyorum. İnsanların şahıslarla kişisel problemleri olduğundan dolayı bu konular açılamıyor. Bu borç buraya kadar gelene kadar kimse sesini çıkartmıyordu hocam.
Nedim Türkmen, Sayın Nedim Türkmen transferleri yaparken kimse sesini çıkartmıyor, kimse sorgulamıyordu aile şirketi olarak. O zaman neredeydi bu Ordu Spor batırılırken de? Belediye başkanı mı sahip çıkacaktı? 100 trilyon, 120 trilyon olmuş. Bu kanallarda ben hatırlıyorum Sayın Akın Çiçek'in para topladıklarını, 100'er, 200'er. Bunlar nerelere gitti hocam? Ne oldu bu paralara? Bu takım da gitti ta amatöre. Hepimizin içi kan ağlıyor bak. Ücretsiz, şeysiz, gönüllü Ordu Sporlu olduğu için Ordu Spor'a hocalık yapıyor şu anda. Kaleci yetiştirebilir miyimin derdinde. Ötekiler orada koşuyorlar. Şimdi biz hep buradayız ama profesyonel takımız, profesyonel takımı izliyoruz. Şurada bir yorumculuk yapıyoruz. Profesyonel takım da iyi gidiyor. Biz şehrin havasından dolayı diyoruz. Oraya iyi veya kötü bir stat kendinize yapıldı. Yeri kötü olabilir. Yanlış yaptın. Tamam. Şimdi yanlış yaptın. Buyurun. Buyurun niye hocam. Yanlış yaptın? Buyurun hocam. Ben size sen Uğur Sporlu'nun tartışmam. Buradaki masalardaki, buradaki Zafer Hoca'yla tartışmam. Necdet abiyle tartışmam, seninle tartışmam. Teşekkür ediyorum hocam. Ama kabahatiz şu. Nedir hocam? İçinde değil, senin için söylüyorum. Tabii ki, buyur hocam. Niye Yeni Uğur Spor'u hemen bırakıp gittiniz? Yeni Uğur Spor'u bak şimdi diyorsun ki, işte bir profesyonel takım vardı. Sen gittin, öbürü gitti, o gitti, bu gitti. Eski Uğur Spor. Evet, eski Uğur Spor'lara, Yeni Uğur Spor'a. Bunlar zannetti ki hepsi bizimle. Bakın hocam, ben Enver Yılmaz'a mesaj attım. Dedim ki, ne olur başkanım. Ordu'nun futbol. Ben Enver Yılmaz'a kızmıyorum. Niye kızmıyorum biliyor musun? Orada da söyledim eğer oraya geldiysen. Meclis salonunda yok var mıydı? Vardı, vardı. Konuştu hocam. Muyum? Evet. Delikanlıca konuştu muyum? Konuştun hocam. Aynı. Bana bir kimse sen yalan konuşuyorsun Hasan. Yalan dedi mi? Yok. O etrafındaki Enver Yılmaz'ı da onlar yedi. Ben yemedim ha. Etrafındaki insanlar çok iyi biliyor ya. Her şeyi çok iyi biliyorlar. Hocam sen bana burada profesyonele bakacaksın. Zafer hocam bak burada sana kızıyorum moderatör olarak. Sen altyapı hocasısın. Sen nice oyuncuları. Bak dün senden espri yaptım. Ya dedim ki Zafer hoca bir tane sporcunu söyle bana. Hangi amatör maçı izlesek diyordun ki Hasan abi benim oyuncu. Abi benim oyuncu. Abi benim oyuncu. Gurur duyuyordun da kendinden beri. 3 seneden beri bu takım şeye gitmedi. Elit lige girmedi. Niye konuşmuyorsunuz bunu? Biz niye? Onu konuştuk. Bir dakika. Konuşalım. Niye konuşulmuyor gündeme gelmiyor? Onu gündeme getirdik. Niye gelmiyor? Şöyle, niye şöyle cevap verin. Birilerin ahbap çavuş ilişkisi. Bir şeylerin orada diploma yetmiyor diyor. Yok oyuncu çıkarma. Yok, en son senden Çorum'a beraber gittik. Kartlan birlikte şey aldı. Otele Çorum'a. Doğru mu deplasmanı? Evet. Orospor'un zor günlerinde. Kimi gönderdin? Erce'yi. Nereye gönderdin hocam? Samsun'a. Erce bugün geldi nereye gitti? Yeni Ordu'ya. Ne oldu? Şimdi bak, biz onu geldi mi? Ben ama yazdım. Bak ben spor Sayın adamım. Sayın Bayır, bak şimdi. Biz ben bunun yanında şahitlerim de var. Sayın Başkanım, ne olur. Bak Ordu'ya ihanet oluyor. Şu gençlerin önünü açın. Bak çocuklar Giresun'a gidiyor. Şöyle bak, bu pozisyonun şöyle. Şimdi ben konuştum, dedim ki niye akademiliklerine girilmiyor falan diye. Üstteki arkadaşlarla konuştum. Hı. Dedim ki hocam. Ne diyeyim? Demirspor'da oyuncu istiyoruz. Bizden dünyanın parasını istiyorlar. Niye istiyor? Yani söylüyor işte atıyorum belediyeden bir oyuncu istiyoruz, şeyden Esnaf Spor oyuncu istiyoruz, vermiyorlar. Bize diyor kimse bir oyuncu vermek istemiyor diyor. Biz de o yüzden diyor takımları diyor gruplarını tamamlayamıyoruz. Haydar sabahtan akşama kadar tutacak, anası alacak, soğukta sıcakta Aziz Togat, Sezai Galavan. Geleceksin sen diyeceksin ki o siyasi gücünü kullanacaksın. Enver Yılmaz da değil. Peki Enver Yılmaz'ın yanında giden. Elit ligine gelmesi için oyuncu gerekmiyor mu? He? O zaman kulüplerde fedakarlık yapacak. Hani niye adam aldı birilerinin? Saz arkadaşlar orada ya. Niye çıkarmadılar? Niye bir oyuncu çıkarmıyorlar? Haydar'a niye geliyorlar? Haydar'ın elinde ne var? Sihirli. Sene, hocam bak şimdi, ben savunmak değil. Ben şimdi sen antitez yapmak istiyorum. Ya yani, hocam ne antitezi? Yeni senin gibi adamın şurada bak şimdi, hayır, bak, demesi ne lazım bak ki. Bak akademi en çok sevdiği insanların akademiye girilmesi ya kesinlikle. Bak senin kadar ben mücadele verdim. Bak ben bunun mücadelesini verdim. Hiç mücadele vermedin hocam. Hocam ben sen, duymadım. Hasan. Vallahi duymadım. Hasan Bayli. Duymadım bilmediği hocam. Olaylar var. Doğrudur ben, ama burada söyle. Şimdi, bak söylüyorum bak, ben. Söylüyorum. Ben Enver Yılmaz'a kadar mesaj attığımın şahitleri var. Tamam mı? Şahitleri var. Akademi ligine girilmemesinin tek sebebini bana açıklama şekli bu. Niye girilmediğini yalan söyledim. Yalan hocam. Yalan. Bak hatta dedim ki şu oyuncularla elinizde tutun kaçırmayın. Akademi ligine için lazım olacağını. Niye yalan? Söyledim. Bak söylüyorum yalan. Bu eksiklik. Altyapıda ne lazım? Antrenör. Ne diploması lazım? A diploması lazım. Elit A. Ne diplomaları var o saz arkadaşlarının? Diplomaları yeterli. Bak o arkadaşlara yermiyorum ha.
O bunların suçu yok. Bugün beni de çağırsa ben de giderim. Oraya getiren adamın cezasını çekeceksin. Onu kim getirdi? Bu kadar yapılanma yapıyorsun. Ordu Spor'u bir tarafta. Ordu Spor'un 19'unu ondan sonra Çorum'a gitti. Bak bunu söylüyorsunuz. Niye alsaydı, iyi ilişkiler olsa? Evet, Elit Ligi için ne diyorsun Cengiz? Hocam. Yani yeni Ordu Spor Elit Ligi'ne katılmamasının, yani akademi ligine katılmamasının. Değil ki, yanlış değil. Evet. Hocam biraz önce senin söylediğin gibi ben de şahit oldum. Oyuncu isteniyor Elit Ligi'ye katılmak için. Ondan sonra transfer paralarının yüksek olduğunu oradaki söylediği arkadaşlar tarafından bize söylenen istedik. Transfer paraları yüksek, birkaç oyuncu bakıyoruz. Vermiyorlar, transfer ettirmiyorlar. Niye? İkili ilişkiler zayıf olduğu için. İşte bu, bunların çözülmesi gerekiyor. Yalan. Ben bak, başından beri söylediğim şeyi yalan diyorum. Hocam ben de bir şey konuşayım. Tabii buyur hocam derim. Hiç konuşmadın niye zaten hocam. Fırsat vermediniz. Ver ki. Buyur hocam. Niye buyur. Biliyor musun? Çünkü diplomaları yeterli değildi. Bak, ondaki arkadaşlar işsiz kalacak. Pro lisanslı hocam burada oturuyor ya bunlar hocam. Yok, bunlar muhalefet. Hocam, burada oturuyor ya. Yani, hocam, Necdet hocam seni dinleyelim bu konuda. Teşekkür ederim. Çünkü geçen sene 3. ligde Ordu Spor'un katılmasına en büyük pay sahibi oldu Necdet hocam. Şimdi bakın ben size bir şey söyleyeyim. Şimdi tabii ki herkes Ordu Spor'u seviyor, ediyor. Eğer burada eskileri bir tarafa döküp de şey yapmaya gerek yok. Artık o kalan giden gitmiş tamam. Yapılan olmuştur, şudur budur. Yani bu kadar fevana edip de bu kadar olayları büyütmeye, genişletmeye gerek yok. Ha burada şu var şimdi biz geriye değil de öne bakacağız. Biz ne yapabiliriz? O onu yapmış, hocam, bu bunu yapmış. Hocam, geriyi hocam, temizlemeden bak, önüne bakamazsın Hasan, hocam. Sevgili eğer bu orduda birlik bak. Beraberliği sağlayacaksan geriyi bir temizleyeceksin. Suçlu Hasan Vayni mi? Çıkacak Hasan Vayni. Evet, özür dilerim. Hasan kardeşim. Bu da ben egoma yenildim. Hasan kardeşim müsaade etsen ben... Ben ondan sonra yapamadım. Hasan kardeşim müsaade etsen ben konuşayım. Ondan sonra ama siz hocam, sen... Şimdi bakın. Ne olur bak. Hocam bak Hasan kardeşim, ben, ama, Hasan kardeşim ben... Hasan kardeşim ben konuşayım. Donuyum bu konudan bak, hocam. Olabilir. Ya. Sen, olabilir. Ama sen yalan konuşuluyor. Şimdi işte, oyuncu meselesi değil. Hasan kardeşim. Altyapıda antrenörlerin cehennemiz olması. Hasan kardeşim. Şimdi bak sen. Neyse o konuyla geleceğiz. Sen ne kadar dolu olursan ol. Biz de diyoruz ki sen ben de oradaydım. Belediyede Sayın Enver Bey'in ziyaret davet ettiği zamanki olayları sen de anlattın. Bu doluluğunu zaten biliyoruz. Şimdi biz de diyoruz ki biz artık eskiye bakmayacağız. Bir eğer eskiyi debeştirirsek. Biz bir şey yaramayız. Biz şimdi ne yapabiliriz? Şimdi yapılmış, edilmiş. Önünde de bir Yenordu Spor var. Fasla Spor var. Efendim Altınordu takımı var. Peki Fasla Belediyesi niye girmedi hocam? Hocam anlatacağım. Sırayla evet, konuşacağım tamam. Şimdi. Okay. Ben onun da cevabını bekliyorum. Tabii şimdi hepsini, ben şimdi size akademilikte çalışan teknik adam olarak da anlatacağım size. Evet. Benim orada çok sevdiğim dostlarım olduğu için anlatacağım. Şimdi ben de hocam, diyorum ki. Senden de bir sen söylemiştin bana. Hatırlarsın evet, bunu gölde gelip bunu da evet. Lütfen söyle. Evet şimdi şimdi burada olayları dediğim gibi çok abartıp çok şey yapmaya gerek yok. Herkes doludur, kırgınlığı vardır, üzgünlüğü vardır. Ben bunlara saygı duyuyorum ama kimse kimseyi kırmasına gerek yok. Biz mühim olan birlik beraberliği sağlayabilirsek biz ne yapabiliriz, ne edebiliriz? Şimdi gelelim akademi liglerine. Ben akademi liglerinde... O18'de çalıştım. Tamam, Sayın Nedim Tükmen zamanında. Devam edelim hocam. Evet, Nedim Tükmen zamanında çalıştım. Daha sonra Yaşar Bey'in zamanında çalıştım. Ve akademik liglerin Süper Lig olduğunu, Şampiyonlar Ligi olduğunu orada gördüm. Ha takımlarımız çok mu iyiydi? Hayır. Biz 7-8-7-10-7 ama akademik lig değişik bir şey. Kriter evet. Nedir? Evet. Şimdi akademik ligin... Benim masamla karşımıysa yarı yarıya karşı. Şimdi hocam para işini, ben para işine gelmeyeceğim zaten. Ben sadece genel konuşacağım. Evet. Çünkü siz de çalıştınız. Hı-hı. Ben Yalçın'la beraber akademik lige girerken biz son anda girdik buna zorla. O da sağ olsun benim çok sevdiğim dostum vardı Futbol Federasyonu'nda. Hocam iki günde şey yapın dedi. Fakat burada unuttuğunuz bir konu var. Şimdi ne kadar teknik adam sorumlu olsa bile siz iki tane futbol sahası göstermek mecburiyetindesiniz. Siz hocam, buraya atıyorsunuz. Bizim yeni ordunun sahası var mı? Yok olmuyor. Tutmuyor. Hocam oluyor. Şu anda Zafer iki tane hocam. Sahaya... Hocam. Zafer tutmaz. Hocam evet. Kriterler o sahaların oynanmasına tutmuyor. Tutuyor. Bunun en şeyini de söyleyelim. Hocam Zafer o zaman ben o konuda yanlış biliyorum. Bakın, niye biliyorsun niye biliyor mu hocam? Bunların en kötü sahası 65'e 90 olması lazım. 65'e 75 olması lazım. Çünkü bu kriterlerden iki tane sahanızı göster. Ve bana şeydeki
federasyonda yani hocam da iki sınav göster dedi. Ya biz ne yaptık? Bir ve iki nolu sahayı göstererek akademik lige girdik. Bravo. Doğru mu? Şimdi onun akabinde teknik adam zorunluluğu vardır. Bunlar belirli kriterleri vardır. U15'ten başlarsınız, U19'a kadar gidersiniz. Süper Lig'de U21 ve elit lig vardır. Bunlara göre hocam, hareket edin. U13'ten başlıyorsunuz. Daha yok U13. U13 yok. Yok bu sene için yok da ondan önce evet, vardı. Evet. 13 vardı. Ben çünkü şimdi 15'ten yukarısı oldu. 13'ten 15'i ben Sivas'ta sabah köründe bile götürdük yani helal hoş olsun. Evet. Onlar önemli değil yani. Bizim atladığımız konulardan bir tanesi saha kriterleridir. Saha peki kriterleri. Yeni ordunun şu anda iki tane profesyonel takım yapmış olduğu çim saha var. Bir dahaki sezon akademi ligine girmesi için bu iki tane sahayı gösterebilir. Şimdi doğru bakın mu? Göstermez. Çünkü orada niye göstermez? Çünkü orası Yeni Ordu Spor futbol profesyonel takımının sahasıdır. Siz sadece bir orayı gösterirsiniz. Eğer tutarsa altyapının olduğu yeri gösterirsiniz. Girersiniz. Tamam öyle olacak tamam. Ben, öyle olacak. Hocam ben de bir şey demiyorum. Ben sadece öyle olur. Bir dahaki dönem. Girmek iste ya. Bir dahaki dönem akademi lige Yeni Ordu'nun girmesi lazım. Hocam önümüzdeki sezon. Bu sene geçti zaten. Geçti. Önümüzdeki sene geçti. Önümüzdeki sezon. Burada şu anda bir şey. Kaç sene girmedi hocam? 3 senedir. 3 senede. 2 yıldır ya. Peki 2 yıl. 2 yıl hocam. Nasıl 2 yıl? Ya üçüncülükte geçen sene bu sene. Bu sene 2 yıl. 2 yıl. Bundan önce olursa biz varız. 2 yıl. 2 yılda. 2 yılda. Kaç tane oyuncu çıkartırdın? Hadi hocasın alt yapıyorum. İki yılda hocam zaten. İki tane oyuncu çıkarsan. Sonunda zaten. 150-300 milyar alsan. Yerelliklerde. Bakın sevgili kardeşim ben konuşurken hep araya girdiniz bir şey. Hocam reklama gireceğiz. Reklama gireceğiz şimdi bir olayı dağıtıyorsunuz. Evet. Olayı dağıtmayın. Hocam. Bugün size tek bir örnek veriyorum. Bir örnek ver hemen reklam arası yapalım. Örnek veriyorum size. Geçen akşam çok sevdiğim bir arkadaşımın TRT Spor'da bir programı vardı. İzlemenizi isterdim. Ben dedi. Balıkesir Spor'un transfer yasağı olduğu için dedi, biz bu sene transfer yapamadık dedi. Ama ligler bittiği zaman dedi, çok sevdiği değerli bir başkanı varmış. Bunların U21'i şeyde şampiyon olmuş elitlikte. Ve bunları ligler bittikten sonra bir ay kampa almış. Ve o kampa aldığı futbol 12 tanesi şu anda Balıkesir Spor takımının kadrosunu oluşturan ekip. Bravo. Ya. Bravo. Ve akabinin, bitiriyorum. Ve akabinde 2-3 sene sonra dedi, Balıkesir Baltok takımının çoğu dedi Balıkesir Spor'un futbolu olacak dedi. Evet. Biz bu özveriyi bu şeyi göstermediğimiz zaman güvenmediğimiz zaman siz 25 tane futbolu dışarıdan getirirsiniz. Aynen. Bakarsınız. Yani evet. Ama şu çok gerçek, teşekkür ederim hocam. Şu bu gerçek. Hocam. Kimseyi kırmadan kimseyi üzmeden eleştiri öyle yapalım. Sizden öyle, tek tamam, büyünüz büyünüz hocam ya. Ben büyünüz olarak bakın ben büyünüz tamam, olarak hocam, ben böyle gördüm. Böyle davranmayı istiyorum. Sizler de öyle davranın. Herkes yapar eder. Herkes yaptığına kar mı kalır? Şey bu işi görürsünüz. Bu evet, bunu tekrar akademilikleri masaya yatıracağız. Ama kesinlikle. Reklamlardan sonra. Aynen. Reklamlardan sonra. Evet değerli izleyenlerimiz reklam arasına gireceğiz. Ama spor ateşi kaldığı yerden devam edecek. Tüm ayrıntıyla bizden ayrılmayın. Çok özel konuklar, çok özel konular. Sıra dışı bu hafta bambaşka. İsa Akçay'ın hazırlayıp sunduğu sıra dışı programının bu haftaki konukları usta gazeteci Mahmut Övür, araştırmacı yazar ve Kafkasya Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı Hayati Küçük ve 24-25-26. dönem İstanbul Milletvekili ve AK Parti Siyasi Erdem ve Etik Kurulu Üyesi Metin Külünk. Sıra dışı 27 Eylül Perşembe saat 21.30'da TV52'de. Dili konuşuyor. Ordu'nun yerli markası olan Haçak Ordu'dan Ordululara konuşan tişörtler. Bu yaz çok renkli ve eğlenceli olacak.
yazın eğlencesi konuşan tişörtler olacak. Konuşan tişörtler için www.hatçakordu.com. Hadi durma, senin de bir konuşan tişörtün olsun. Belde Evler, Kiraz Limanı mevkiinde modern yaşam biçiminin simgesi olarak yükseliyor. Mimarisi ve sosyal tesisleriyle hayal ettiğiniz standartlarda bir yaşam kalitesi vaat ediyor. Belde Evler, bir konut projesinden fazlası. İnsanı değerli gören ve değerli kılan bir yaşam projesi. 3 bloktan oluşan Belde Evler'de 275 lüks konut, 2+1, 3+1, 4+1 ve dubleks daire seçenekleriyle seçkin sahiplerini bekliyor. Daire içlerinde sunduğu dünya markalarıyla çağdaş standartları en üst seviyeye taşıyor. İntaya Özmen Köksal İş Ortaklığı'yla hayata geçen Belde Evler, nesiller boyu güvenle yaşanacak tüm özellikleriyle Ordu'ya değer. Sizin mutluluğunuz her şeye değer. 0850 360 1452. Pelit İnşaat ve Yapı Grubu'ndan Gül İstanbul evlerinde hayal ettiğiniz yaşam başlıyor. Özel güvenlikli, metroya 600 metre mesafede, okula 80 metre, cami ve Kur'an kursuna 50 metre, halk pazarına 100 metre mesafede, kapalı otoparklı, kamelyalı, çocuk oyun parklı Pelit Yapı Grubu güvencesiyle İstanbul Ümraniye'de rafine yaşam merkezi inşa ediyoruz. Binamız tamamen akıllı olup gaz, elektrik, su, klimanız, kombiniz nerede olursanız olun cep telefonunuzdan uzaktan kumandayla açılıp kapanır. Evinize hırsız girdiğinde polisi otomatik arar. Bölgesinde şimdiden dikkatleri üzerine çeken Gül İstanbul evlerinde 22 daire ve farklı beklentileri karşılayacak şekilde 1+1, 2+1, 3+1, 4+1, 4+2 seçeneklerine sahipsiniz. Hemen taşın, taksit taksit öde. Lansman fiyatlarıyla satış devam ediyor. Gül İstanbul Evleri, Pelit İnşaat ve Yapı Grubu. Bezirganoğlu İnşaat sizin için emsalsiz projeler inşa etmeye devam ediyor. Kapalı otoparklı, sessiz, sakin, muhteşem manzaraya sahip Selimiye konakları ve denize 50 metre şehre ve havaalanına 10 dakika mesafedeki Irmak konakları sizin için hızla yükseliyor. Ayrıca bitmiş Yeşil Vadi konaklarında ve Ordu'nun birçok noktasında tamamlanan ve devam eden projelerimizde bütçenize göre bir daire siz sahiplerini bekliyor. Çok avantajlı ödeme koşulları ve bütçenize uygun daire seçenekleri için gelin bir kahvemizi için. Bezirganoğlu İnşaat, hayalleriniz gerçeğe dönüşüyor. Avrupa'nın en iyi basketbol ligi 3 yıl boyunca DSmart'ta. Büyük heyecan 27 Eylül'de başlıyor. D-Smart her televizyona şart. 94 yıllık ticari deneyim, 60 yıllık Arçelik bayi ve 300 metrekarelik Ordu'nun tek en büyük konsept mağazasıyla Sarıgöller Arçelik. Türkiye'nin her tarafına ücretsiz teslimat ve montaj imkanıyla bizi 444-5990'dan arayabilirsiniz. Canik Dağları'nın mis gibi kekik kokan Korgan yaylalarından sofralarımıza Korsaj süt ürünleri. Bunlar bizim sütlerden yapılmış. Cumhuriyet Mahallesi sahilinde denize 0-7 adet villadan oluşan Lila Villaları sahiplerini bekliyor. Birçok mimari tasarım ödülü sahibi Ali Konya Mimarlık Ofisi tarafından tasarlanan bu çok özel butik yaşam projesinde 130, 180 ve 300 metrekarelik dubleks ve tripleks villalar bulunuyor. Gelin bu ayrıcalıklı projede yerinizi hemen alın, denizle iç içe bir yaşama merhaba deyin. İletişim 532-272-3685. Thank you.
burada, İstanbul'da. Ordu'nun nüfusu yaklaşık 1 milyon. Bir o kadar da İstanbul'da yaşayan Ordulu var. O zaman hadi Ordu ve Ordulu'yu tanımaya. Yeşil ve Mavi'nin başkenti Ordu burada, İstanbul'da. Yemyeşil yaylaları, ahşap mimari örnekleri, misafirperver halkı, özgün yemek kültürü, harika denizi ve sahiliyle Karadeniz'in çağdaş kenti Ordu burada, İstanbul'da. Bu yıl 8.'si düzenlenen Ordu Tanıtım Günleri 4-7 Ekim 2018 tarihleri arasında Maltepe Sahili Etkinlik Alanı'nda. Ordu Valiliği himayelerinde, Ordu Dernekler Federasyonu öncülüğünde, Ordu ve İstanbul Büyükşehir Belediyeleri işbirliğiyle Ordu Burada, İstanbul'da sloganıyla gerçekleştirilen Ordu Günleri bu yılda kültürüyle, turizmiyle, ekonomisiyle Ordu ve ilçelerini hem İstanbul'a hem de Türkiye'ye tanıtıyor. 4 gün boyunca konser, halk oyunları ve sürpriz etkinlikler. Ordu, sanatçıları, siyasetçileri, bürokratları, akademisyenleri, sporcuları, iş adamları, sivil toplum kuruluşları ve halkıyla 4-7 Ekim tarihleri arasında Ordu günlerinde buluşuyor. Sizleri de bu büyük buluşmaya bekliyoruz. Ordu Dernekler Federasyonu. Kurtoğlu ve Ali Akyürek'in hazırlayıp sunduğu Gönül Bağı her salı evlerinize konuk oluyor. Gönül Bağı bu hafta Türk Halk Müziği sanatçısı Yasemin Tansever'i misafir ediyor. Gönül Bağı 25 Eylül Salı saat 20'de TV 52'de. Değerli izleyenlerimiz, spor ateşi kaldığı yerden devam ediyor. Evet, bu arada bizim programı izleyen özellikle payıcılar Lizay, altıncılık, kuyumculuk çok değerli arkadaşım Sayın Bartu'ya buradan iyi akşamlar diyorum. Programa böyle girdim ama kusura bakmayın. Evet, Fas'ta Belediyespor'da da bu hafta biliyorsun oynadı. Karacabey'le 4-1 mağlup oldu. Onun görüntüsünü yönetmen arkadaşımdan rica edelim. Ondan sonra da değerlendirmeyi bir alalım bakalım. Evet, Fas'ta Belediyespor Karacabey maçını yönetmen arkadaşlarından bir rica edelim. TFF 3. Lig 3. grupta Lefter Küçük Andonyanis sezonunun 4. hafta maçında Fas'ta Belediyespor sahasında Karacabey Belediyespor'la karşılaştı. Fas ilçe stadında oynanan mücadelede heyecan en üst noktada yaşandı. Faslı taraftarların yoğun ilgi gösterdiği 90 dakikada Sarı Lacivertli futbol takımı vasat bir performans sergiledi. Maçın henüz 4. dakikasında İlker'in kaydettiği golle 1-0 geriye düşen Fas'ta Belediyespor bu golün ardından beraberlik için çabalasa da 35. dakikada bu kez Batuhan'ın attığı golle konuk ekip Karacabey Belediyespor'a 2-0'lık üstünlük sağladı. Bu golün hemen ardından farkı azaltma çabasına giren Fas'ta Belediyespor dakika 38'de Abuzer'in klas golüyle umutlandı. Ancak maçın ilk yarısında başka gol olmayınca Fas'ta Belediyespor soyunma odasına 2-1'lik yenilgiyle girdi. Mücadelenin ikinci 45 dakikasındaysa Fas'ta Belediyespor çabalayan taraf olsa da konuk ekip yakaladığı kontra atakları iyi değerlendirdi. Muhammed Kerem'in 81. dakikada kaydettiği gol skoru 3-1'e getirirken Ordu temsilcisinin beraberlik umutlarını köreltti. Maçın 87. dakikasındaysa ilk golün sahibi İlker tekrar sahne aldı ve attığı golle maçın skorunu belirledi. Dakika 89'da Emrah Dağ gördüğü kırmızı kartla Fas'ta Belediyespor'u 10 kişi bırakırken mücadele konuk ekip Karacabey Belediyespor'un 4-1'lik üstünlüğüyle sona erdi. Taraftar kahroldu. Sarı lacivertler böylece ligin ilk 4 haftasında sadece 1 puan topladı
ve 11 puan kaybederek taraftarını üzdü. Ordu ekibi 4 maçın sadece birinden beraberlikle ayrılırken 3'te mağlubiyet yaşadı. Fasa Belediyespor bu maçlarda Bayburt takımıyla 1-1 berabere kalırken Kocaelispor'a 2-0, Çorum Belediyespor'a 1-0 ve son olarak sahasında Karacabey Belediyespor'a 4-1 gibi farklı bir skorla yenildi. Evet, tekrar görüntüleri zaman zaman yayıncı arkadaşımdan rica edeceğiz. Verecek kendisi. Evet Cengiz, Fas'la maçını izledik, beraber izledik. Evet. 4-1'lik Fas'la belediyenin beklemediği bir skor. Hatta bir hafta öncesinde dedik ki canlı yayında 6 puanlık maç. Çünkü Fas'la belediyesi rakibini yenerse 1 puan önüne geçecekti. Malum olursa 5 puan gerisine kalacaktı, 6'ya 1 puanlar olacaktı. Yani en azından kendi sahası yenemiyorsa yenilmeyeceğim bir müsabaka olması lazımdı. Fas'la Belediyespor maalesef Karacabey müsabakasında fark etti. Takımın bana sorarsan en iyisi kim dersen iki tane oyuncu belki sayabilirim. En iyisi bana göre galeciydi ve 67 numaralı oyuncu benim gözüme batanlar. Ama 4-1'lik kendi sahasında bir mağlubiyet var. Neler söyleyeceksin? İki numarayı da ekleyelim Hüseyin Tokuma hocam. O da evet. O aynı. Hocam söyledik. Hocamızı da burada konuk olarak aldık ama Fatsa Spor bir defa yönetimi yok. Fatsa Spor sahipsiz kalmış. Fatsa Spor'da bir sessiz bekleyiş var. Fatsa Spor'da ne olacağım diye futbolcularda sanki böyle bir yani ayaklar gitmiyor. Görüyoruz. İşte görüntülerde de var. Yani ben söylenecek bir şey bulamıyorum. Bir kıvılcım, bir ateşleme lazım Fatsa Spor'a. Kesinlikle, kesinlikle ve kesinlikle Fatsa Spor'da takım olarak çok kötüler, futbolcuların kafaları karışık. Ben başından beri söylüyorum. Kimisi paralarını aldı diyor, kimisi almadı diyor. Böyle konuşuluyor. Orada hocanın seyirciyle diyalogları var. İş tamamen Arap saçına dönmüş. Buradan kalkabilirler mi? Yazık günah. Bu Fatsa Spor buraya çıkacağım diye ne uğraşlar verdi hocam. Nerelerden geldi? Bu rekorlar kırmış bir takım. Yani Bal Ligi'nden gelirken rekorla buraya geliyorsun. Sonra 25 futbolcu, 24 futbolcu birden değiştiriyorsun. Burada bir gariplik var hocam. Burada bir gariplik var. Fatsa Spor'a kimse sahip çıkmıyor. Çok üzülüyoruz biz. Fatsa Spor'umuzu bu şekilde görmek istemiyorum ben, açıkça söyleyeyim. Bu şekilde görmek Peki, istemiyorum. Bu şekilde geldiği gibi giderler mi yani puanda zorlandığı yani, zamanda? Şu anda son sıradalar. Şu an çok erken, bir kıvılcım lazım, bir yönetimin oluşup bir başkanın kendini bir göstermesi lazım hocam. Sahipsiz orada gördük. Hiç kimse yok. Geçen sene şey yapan bir tane arkadaşımız var orada, kulüp müdürümüz. Evet. Her şeyle o koşuyor, o ilgileniyor. Bir ben futbolcu olsam işte başkanımı orada görmek isterim. Hocamız huzursuz. Hocamız yani hoca tribünden sürekli tribünle şey yapıyor ama hocamız huzursuz. Yalnız, bir sıkıntı var yani burada. Ben anti parantez. Müsabaka öncesinde Bal Ligi'nin 3. Lig'e yükselen Fas'ta Belediyespor'un kupası verildi. O Samsun Bölge Müdürü Sayın İbrahim Güven ve Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş oradaydı ama orada birilerinin kupa töreni var, yapılacak. Bir tane anonsiye gidip de talimat veren yok. Duyurulmadı. Hiç böyle yani onu oradan biz söylemek zorunda kaldık. İşte diyoruz ki işte Türkiye Futbol Federasyonu bölge Samsun bölge müdürü var. Kupayı onunla takdim edecekler. Büyükşehir Belediye Başkanı gelmiş. Büyükşehir Belediye Başkanı maça geldi. Emniyet müdürü gelmiş. Orada yani, herkes orada. Orada bir eksiklik var. Bu da yönetim zafiyetliğinden kaynaklanıyor. Bundan kaynaklanıyor. Bu her şeye etki ediyor işte. Futbola etki etti hocam. Peki sezona girerken Cengiz hocam. Sezona girerken bu niye bir yönetim kaosu oldu Fas'ta? Yani üçlüge çıkmak için varını yoğun veren yönetim 18 kurulu. 18 yıl evet hocam. Varını yoğun veren bir yönetim kurulu. Şimdi üçlüge çıkmışsın. Genel kurulu karar alıyorsun. 15 gün içerisinde yönetim kurulu oluşacak diye bekleniyor. Belki de kayyuma kalacak. Yani belki burada de. Bir çelişki yok mu? Kimse çıkmıyor aday. Eski başkanımız aday olmuyor. Var çelişki. Sen hazır elindeki ben siz teknik direktörümüz burada. Sen teknik direktörlük yaptın. Hocam da burada soruyorum. Şimdi sen Bal Ligi'nden çıkmışsın. Bal Ligi'nde bir takımın var. İki tane yabancı var orada. İkisini gönderiyorsun. Beş futbolcu en azından orada bir tutulur. Tutmaz mısın? Onun yanına sağına solun eksik yerlerine transfer yaparsın. Şimdi, 25 tane futbolcu transfer edilmiş hocam. Şimdi ben
Müsaade evet sen... bu arada hocam Faslı Belediyespor'la ilgili konuşmalar devam edeceğim ama onunla ilgili maç sonrası röportajlarımız vardı. Onları da alabilir miyiz Aykut? Teknik sorumlusu Hasan hocamızla beraberiz. Evet hocam 6 puan değerinde bir müsabaka oldu. 3 evet. puanla geldiniz. 1 puanlı Fas'la. Mağlup olsaydınız 4 puan öne geçecekti. Siz evet. galip geldiniz. 6'ya 1 oldu puanlar. Evet, evet hayati müsabakadan deplasmana 4-1'lik skor ve müthiş bir futbol vardı. Neler söyleyeceksin? Ya şimdi hayati müsabaka esasında değil. 4. maçta ligin 4. maçı. Evet. Yani sondaki maçları oynamıyoruz şu anda. Ama tabii şu bakımdan hayati. Şimdi iki takım da ciddi transferler yaparak sezona başladık. Biz komple takımı yeniledik. Fats'a da öyle yani komple baştan bir ciddi oyuncular aldı esasında. Bireysel olarak baktığında onlar da birey olarak iyi oyuncular. Ama işte benim takımım da bunu yaşıyor. Şu geride bıraktığımız 3 maç biz bunu çok yaşadık. Yani takım olmakta biz sıkıntı yaşıyoruz. Yani Muğla'ya yenildik. 1461'e içeride yenildik. Hiç bizi yenecek kalitede olmayan takımlar bizi yendi gitti. Fats'a da nitekim sıkıntılı sonuçlar aldı. Bu o açıdan kırılgan bir maçtı iki takım açısından. Yani çok önemliydi puan olarak, konum olarak. Biz nasıl oynayacağımızı sahaya yansıttık. Yani konuştuklarımızı sahaya yansıttık. Fats'ın biraz yani zaaflarını biliyorduk. Çocuklar bunu çok iyi kullandı. Peki Fas'a maçını daha önce etüt ettiniz mi? İzlenildi mi? Yani İncelendi Fas'ı, mi? Fas'ı izledik, etüt ettik. Yani nasıl pozisyon üretebiliriz, nasıl pozisyon vermeyiz? Bunları hep çalıştık. Nitekim de bunu çocuklar doğru bir şekilde sahaya yansıttı ve çok da pozisyon ürettik zaten. Yani aşırı pozisyon ürettik. Ama bu tabii ki pozisyon üretmenin de rakibin de hani geriye erken düşmeleri, oyunu daha risk etmeleri. Yani karşı takımın da hakkını yememek lazım. Oyunu da risk ettiler yani. Tabii stresli de oynuyorlar. Gerçekten iç sahada kazanmak zorundasın. 1-0 mağlup duruma düşüyorsun. Kovalayan takım oluyorsun. Bu zor bir olay yani bir takım için. Fatsa bunu yaşadı bugün. Biz de onun pozisyonunu iyi değerlendirdik. Çok pozisyon ürettik. Daha da fazla olabilir. Maçı daha erken koparabilirdik. Ama şükür yani buraya biz muhakkak yani en azından yenilmememizin bir morale ihtiyacımız vardı. Ki Fatsa da biz Fatsa'yı ciddi bir takım olarak görüyoruz. Yani bundan sonra da bence onlar düzeleceklerdir. Buradan yani puan 3 puan almak çok önemli bizim açımızdan. Biz 3 puan aldık, en güzelini yaptık. Bu bizim adımıza çok artı oldu. Grupta favori olabilecek takım kimler olabilir mesela hocam? Yani bir Kocaeli olabilir mi? Yani ona benzer takımlar. Ya şimdi çok erken. Şimdi çok ciddi transfer yapanlar var ama sonucu alamayan takımlar var. Yani daha ben yani 7-8 hafta geçer diye düşünüyorum yani ligin oturması için. Yani üstte olanlar bence suyunuyor. Üstte olanlar da var şu anda. Bakalım yani göreceğiz ama yani bir Erzincan takımı, bir Çorum takımı yani Fatsa'nın da ben bunların içinde olacağını düşünüyorum. Serik takımı bunlar hep ciddi transfer yapan takımlar. Biz de iyi bir kadromuz var. Yani bunlar kovulacak Kocaeli hakeza öyle. Zaten Kocaeli şey olmasa bile taraftarı yeter Kocaeli'nin. Yani siz de gördünüz orada. Transfer satışı Cizre komple takım yaptı. Yani bunlar hep kovulacak takımlar. 1461 bana göre çok iyi bir takım. Çok genç genç ama çok iyi bir takım bence. Ne yaptığını netini bilerek oynuyorlar. Yani sürpriz bir takım da çıkabilir aradan. Ama biz Karacabey olarak bu işin içinde olmak için tüm gayretimizi ortaya koyacağız. Hocam? Yani ya şimdi hedefin ne derken bizim kaliteli oyuncularımız var. Bu bir gerçek. Biz bu kaliteli oyuncularla da bir yere varmak istiyoruz. İnşallah da bunu yapacak gücümüz var. Ya bugün mesela benim bir teknik adam olarak göze batan oyuncular var mesela 9'un, 10'un, 20'nin. Bizim ön taraf maşallah arka tarafımız da bugün. Çok müsait oynadık. Evet yani bugün doğru oynadık yani biz öyle diyeyim yani futbol kimliğimize öndeki kimliğe doğru oyun oynadık biz bugün. Sonucu da aldık yani bunu söyleyebilirim. Evet başarılı diyoruz. Sağ olun teşekkür ederim sağ olun. Evet Karacabey'in yardımcı hocalarından Serkan hocamız hem analizci. Evet. Hocam tebrik ediyorum analizlerde başarılı oldun yani çünkü 4-1'lik deplasman galibiyeti. Ya bu hem ekiple hem de futbolcularla birlikte bir takım işi yani şimdi Kocaeli Spor'da ben izlemiştim ligin ilk maçı olmasına rağmen. Tabi bunları takımla beraber de izledik hocamıza raporlarımızı verdik birlikte fikir birliği yaptık. Bu maça da yani şunu söyleyeyim çocuklar. Sağ olsunlar bir haftadır bizim istediklerimizi çok iyi yaptılar yani sahada. Çok pozisyona girdik. Fatsa Spor'da gerçekten iyi takım yani.
mesela bir Kocaeli maçını izledim 2-0 ama ikisi de duran toptan mağlup oldular. Yoksa hani Fatsaspor bunu her takım başaramaz. Yani yeni bir üçüncü geç çıkan takım mesela Kocaeli maçını nasıl oynadı? Önde geriden oyun kurdurmamaya çalıştı. Önde baskı yaptı. Ama Kocaeli işte dediğim gibi iki tane korner, duran top. Futbolumuzun da bir gerçeği yani duran top. Oradan 2-0 öne geçti. Ondan sonra tabii Fas'ta aynı bu maç gibi mecburen risk alıp fazla açık verdi. Ama, sizin takım da kontrole çok uygun oyuncular. Tabii yani şimdi evet aynı tuzağı biz de geçen hafta yedik yani 1460. Daha çok pozisyon verdik mi vermedik ama hücumdan savunmaya geçişte gol yedik. Yani o şekilde gol yedik. Öbür gün de duran top. Biz de 2-0 mağlup duruma düştük. 2-1 yakaladık, çeviremedik. Ama hani 2-3 haftadır şundan memnunuz. Çocukların siz de gördünüz dinamikliği, isteği, arzusu, o coşkusu bizim tabii ki çok memnun ediyor. Yani biz pozisyon anlamında da pozisyona girdik. Ama bunları değerlendiremedik. İşte hem Muğla maçı hem 1461 maçı. Lig uzun bir maraton. Fas'a da şu anlamda çok teşekkür ediyoruz. Yani hem tribünde hem saha içinde yani çok misafirperver karşıladılar. Yani bizim de takım mesela biz onlara şunu söylüyoruz. Bu çok önemlidir Türk futbolu için bence. Yani biz öndeyken sadece bir iki çarpışmadan dolayı işte vakit geçirme şu bu gibi hani hiçbir öyle bir düşüncemiz yok. Futbol sahada oynanır. Biz sahada maçı kazanmak için uğraştık. Bunu da evet, başardık. Teşekkür ederim. Başarılar diliyorum. Sağ olun. Tebrik ediyorum. Sağ olun. Evet, hocaların konuşmasını dinledik. Karacabey'in teknik sorunları, hocalarımızın değerlendirmeleri böyleydi. Maç sonu. Evet hocam, şimdi Fatsaspor'u da değerlendirirsek 4-1'lik bir skor var ama şimdi sen bir yorumcusun. Şimdi bana sallayacaksın biliyorum ama sen şimdi maça niye gitmiyorsun hocam? Ben onu merak ediyorum şimdi. Tamam, maçı ben pazar günü diye tahmin ediyordum. Ondan olacak herhalde. Veyahut da sizden haber beklediğim için oldu. Niye bizden haber bekliyorsun? Belki ben gideyim, sen git. Olmaz. Siz eğer burada beraber bir ekipsek, ekibi toplayacaksın, götüreceksin. Şeyde ne diyorum da, protokolde yerini ayırtmışım, adını yazdırmışım. Anlamadım. Benim yorumcu maç izlemiyor. Şimdi neyi yorumlayacaksın hocam? O başka. Yok, ben yorumlarım. Yorumlar mısın? Yorumlarım. Peki. İlla maçın şimdi şu Hasan anda... Bayın'la maç izlemedi. Geçen hafta ondan önce şey izledik. Beraber niye? Maçtaydı. Sen bu konuda soru sormuyorsun. Maçtaydı. Sonra sormuyorum. Maçta sonra geleceğim. Cengiz hocamla biz, Cengiz Bey'le biz beraber izledik. Ben anlatayım sana. Ben anda kritini yapalım. Fasa, kritini mi yapacak? Görmedik şimdi. Hayırlısı takım... olsun hocam be. Hayırlısı tabii olsun. Ben şimdi şöyle söyleyeyim. Fas'ta 4 tane gol yedi diye Fas'ta spor takımı kötü bir takım değil bir daha. Antiparazı bir kafanıza koyun. Evet. Ha, sorun nedir? Sorun biz kötü takım şimdi, demedik zaten. Anlamadınız. En son olan takım iyi takım olmaz hocam. Bunu kim ne derse desin. Sen de bir karar ver. Bir kötü takım değil anlamadım. Diyor. Bir bilmem ne diyor. Ben sadece ne diyorum? Ben kötü takım değil diyorum. Ama sen diyorsun sonuncu takım diyorsun. Yok ben demiyorum hocam. He. Ben idari sorun var diyorum burada. Bunun yüzünden de topçular böyle bir sıkıntıda diyorum. Ben de acizane şunu anlatayım. Puan durumunu da ekrana getirebilirsek. Fatsaspor takımının en büyük handikapı nedir? Fatsaspor takımı yeni kurulmuş bir takımdır. Evet. Siz de dediniz ki geçen sene en aşağı 4-5 gibi bir takımda olmalı mıydı? Doğrudur, olabilir ama Bağlı Ligi'ndeki futbolcu çünkü kaldırır mı kaldırmaz. Oradaki futbolcu hangisi oynamaz onları koyacaksın. Çünkü onun en iyisi bile teknik adamdır. Evet. Şimdi artı, bu konuda gireyim mi? Lafını bitirsin Necdet. Ama çok doluyum. Şimdi hocamdan artı, Necdet hocam lafını bitirsin. Artı Fatsaspor takımı sezon başından beri ne dedik? Bu takım eğer başta iyi başlasa iyi gider. Kötü başlasa kötü gider. De bu takım yani iyi takım dediğimiz zaman eğer kötü gitmeye devam ederse bu kötü alışkanlık devam eder ve hüsrana uğrar. Allah bir hüsranın anlamında kötü mü hocam? Kötü. Şimdi Kocaeli ile oynadı, yendi. Tabii. İçeri geldi, Bayburt'la evet. Berabere kaldı. Ondan sonra Karacabey şeye gitti. Çorum Kupa Belediye. Delendi, Çorum Belediyesi mağlup oldu. 5 hafta, 5 maç oynadı. 5 maç oynadı. 5 maçta 1 puan. Bak evet. Hocam. 5 maçta 1 puan. Bir de Can Hoca'nın seyirciyle olan bir polemi hocam, var. Hocam geleceğim sırayla. Peki gelelim. Sırayla geleceğim. Gelelim. Şimdi burada bir takımın kötü olması için bazı alternatifler var. Ya parasını ödemezsiniz. Parasının ya, ödenmediği söyleniyor. Hocam ben de diyorum ki bu takımın parası %70 ödenmiş. Bak şimdi %70'i burada Can Hoca dedi ki. Can Hoca dedi de ben burada iyi öğrendim. %70 ödenini söyledi ama ben öğrendiğim orada kadar. Orada Fas'ta hocam bu hafta biz maç izlerken parasal sıkıntı bu takım para almadı söylendi. Ben de size diyorum ki bu takımda sahaya çıktığı söylendi. Bu takımda, doğru yalan ama bu takımda %70'i parasını almıştır. Belki 5-6 tane futbolcunun para ödenmemiştir. Ben duyduğum kadarıyla söylüyorum. İyi bir kaynaktan aldığıma göre söylüyorum. Ama bunun en büyük handikapı Sayın Başkan'ın şu anda genel kurula gitmesi futbolcular motivasyon olarak ekstra. Bir an önce başkan seçilmesi lazım. Belediye sahip çıkacak. Fas'ta belediye spor takımı değil bu. Evet. Belediye destek verecek. Kaymakamı devreye girecek.
Hocam verecekler bunları. Ona bana ne söylüyor? Oradakiler verecek. Ben sadece ne diyorum şu andaki yapılan... Bir enteresanlık var hocam. Hatanın, ne seçim yapılıyor ne şey. He. Ligler oynanıyor. Takım gidiyor. Yeniliyor. Sonradan sahip çıksan ne olur ya? Düştüğümüz evet. durumlar var. Biz onun için... Burada konuya girmem sonra, lazım. Pardon. Burada sonra, bir dakika. Bitireceğim. Sonra Can Hoca'nın olayına gelelim. Can Hoca herhalde profesyonel teknik defa mı çalışıyor bilmiyorum. Malta çalışan bir antrenör olduğu için biraz daha sakin, biraz daha oturaklı olması lazım. Teknik adamlar kenarda ne kadar sakin, ne kadar oturaklı olursa o kadar futbol takımına etkili olur. Siz seyirciyle ve diğer taraflarla diyaloğa giremezsiniz. Diyaloğa girdiğiniz zaman sıkıntı yaratırsınız. Seyircidir, seyirci her şeyi söyler. Siz işinize bakacaksınız. Bunlar üst üste topladığınız zaman büyük bir sorun haline geliyor. Bu hafta da oldu bu hocam. Sorun, bu sorun bu da oldu. Efendim? Bu hafta da... İşte bu sorunlar büyür. O zaman önünüze büyümek haline gelir. Bunun altından kalkamaz. O zaman siz ya takımı bırakmak mecburiyetinde kalırsınız ya da size bıraktırırlar. Bu olmaz. Meslektaş. Gidişat ona mı gösteriyor? Evet. Onu şu an gösteriyor. Peki şu anda hocanın bırakması yani doğru bir hamle mi olur? Yani şu anki gidişata göre başarısız yani bir puanlı bir hocam hazır. Şimdi bu arada yüksek hocam bu anda şu anda Fas'a spor yoksa devam edecek Fas'a, sabah çünkü bu adam imparator denilen çıkardığı başarı Fas'a oldu. Fas'a sporun sıkıntısı şu anda hoca değildir. Fas'a spor en büyük sıkıntısı şu anda yönetim sıkıntısıdır. Başkanı yönetimini kurar, yapar, ondan sonra Can Hoca'yı çağırır. Can Hocam durum böyle der. Senin de bu durumun var. İster Can Hoca ile devam eder, isterse yollar. Şimdi ben katılmıyorum. Fas'la sporla ilgili konuştuklarının hiçbirine katılmıyorum. Sadece Cengiz arkadaşımın dediğine bir konu. Ama siz baktığınız açı farklı. Evet. Şimdi ben sana söyleyeyim. Diyor ki paranın %70'i ödenmiş. Ya az %70'i ödenen bir... Hocanın demesi bu. Tamam bak şimdi. %70'i ödenen topçuların hangi kulüp başkanı bırakır ya? Deli misin siz ya? Hocam burada sıkıntı bak var diyorum. Bak hocam ben hiç karışmıyorum. Parayla ilgili yok dinle. Diyorum size. Burada sıkıntı futbolcu ya yönetim ya teknik ya adam hocam, bu kadrodan lütfen, olur. Söyleyeyim şimdi. Paradan olmaz. Bak bir defa sezonun daha dördüncü haftası. Dördüncü haftasında beşinci eğer hafta. Dördüncü benim elimde yok dördüncü hafta bir de kupa oynadı. Aynen. Dördüncü haftada eğer bir futbol takımının %70 bakın ya %50 değil 40 değil 30 değil %70 parası veriliyorsa hangi başkan bırakır bunu ya? Çok affedersin. Deli mi bu başkan? Bırakıyor başkan. Ama ondan sonra niye aldı? Ondan sonra niye aldı? Niye bildin bize katılmıyorsun ya? Katılmama sebebini açıklaman lazım o zaman. Hepsi istifalara bağlı. Ünye'de bak geçen seneki takım değil, Fas'ta değil. Adam gördü şimdi %70'e de inanmıyorum. Burada para sıkıntısı var. Bir de seyircine hocam diyor ki bu teknik adamlar hep böyle ya. Ben anlamıyorum. Sen de teknik adamsın hocam. Bir bildiğiniz var. Şimdi hani nasıl hocam bunu bir açalım bakalım. Açalım. Teknik adamlar açalım. Nasıl? Şöyle, bir açalım bunu. Şimdi herkes hukuk fakültesi okuyor. Hakim 1, savcı 2, avukat 3. Üçü de farklı savunuyor. Yorumlar yapıyor. Ona göre hakim karar veriyor. Hakime diyor ki avukat sen yanlış verdin de şöyle de böyle de Yargıtay'a git diyor. Bunlar da daha o da hukuk fakültesi mezunu. Hep yorum farkı. Şimdi bu teknik adamlarda bir şey var. Arkadaş diyor ki hocalar daha iyi biliyor. Neyi biliyor hocam? Hocanın ne anlamadım ne dedin? Bir daha işte konuşayım da anla da. Yok hocalar daha iyi biliyor. Hocalar daha iyi biliyor. Neyi daha iyi biliyor hocalar? Tamam söyleyeyim daha sakin olun arkadaşlar. Tamam sakin olun. Sataşma var. Şimdi evet. Şimdi işinize gelmedim hemen böyle. Geçen sene Can Hoca imparator diye bu adama meteyler düzeldi mi? Antrenörlükte öyle bir sistem mi böyle imparator falan olmuyor? Ya bu seyirci dedin. Adam beni imparator yapın demedi. Burada biz Yücel'de de imparator dedik. Ordu Spor'a gitti. Alacağım var dedi. Şükrü Bodur 250 milyar parayı kazandı. Değil mi? Evet doğru. 1 lira parayı Ordu Spor'a vermedi. Kimin sayesinde oldu? Şimdi herkes Ordu Sporlu. Evet. Sen dönüp dönüp buraya geliyorsun ya. Dönüp dönüp buraya değil. Size geleyim şimdi. Ya gel söyle. Teknik adam toplama oyuncuymuş, şuymuş, buymuş. Ya bu takım iki defa kamp yaptı mı? Senin görevin ne kardeşim? O zaman sizin mantıkla gidersek... Hocam ben size anlattım, söyledim ya sıkıntının biri de teknik adamla futbolcu arasında olabilir. Sen Necdet Hoca'nın söylediği şeyi diyorsun. Ben onları anlatıyorum. Bak, Necdet Hoca şimdi hemen benim tarafa geldi. Hayır anlamadım, söyledim ya hocam. Dedin ki... Bak başkan dedim,
Yönetim dedim. Başkan olayı yanlış. Çünkü %70, bak ben sizin lafların üzerine gidiyorum. %70 parası verilen bir takımın oyuncularını kimse bırakmaz. Hocam burada sıkıntı nereden kaynaklanıyor o zaman? O zaman teknik adamla futbolcuyla bir sıkıntı var. E niye değil, o zaman? Onu değil. Söylüyorum. Hocam ben size net söyleyeyim. Müsaade edin. Söyle. Dinleyin. Evet. Lafımı da kesmeyin. Tamam evet. Hocam. Size söyleyeyim. Başkan sezon başı bıraktı. Başkan iki maçtan sonra bırakmış değil. Başkan Fatsaspor lige başlamadan bıraktı. Kimse sahip çıkmadı. Dolayısıyla biz Can Hoca'yı konuk aldık. Can Hoca'ya sorduk. Şimdi teknik adamlar, Sayın Vayne'nin söylediği gibi teknik adamlar da idareci olarak kendisi de çok iyi bilir ki bir futbol takımının Can Hoca yıprandı. Tabii. Can Hoca'nın yanında kimse yok. Bir menajerin haricinde, özür dilerim lafımı kesme hocam. Evet. Menajerin haricinde takımın kalacağı yer, takımın kahvaltısı, maça gidiş vesaire hocam hepsi Can Hoca'nın başının altından geçiyor. E ben yaparım Can Hoca, çok özür diliyorum. Sen yaptığın için burada oturuyorsun zaten hocam. Yapmasaydın bunları sahanın içinde pro lisansla görev yapıyordun. Hocam. Lütfen her şeyi biliyor anlamına gel. Hoca futbolculara hükmedemedi bu olaylardan dolayı. Kafası karışık. Çünkü yönetimde kimse yok. Kimse yok. Ben buradan birinci... Hocam kusura bakma da Emrah diye bir müdür aldı be. Çok... Ben Emrah'ın o işleri anlattığını yanıyorum hocam. Ya sonra ya. Ben gidiyorum. Olur mu Emrah yani? Bunlara şey söylemiyorum. Şimdi hocam kusura bakma ya. Bir otel ayırmak, bir bilet almak. Bir saniye. Lütfen. Bir dinleyin. Yanımda üç tane adam mı var hocam? Bir dinleyin. Bakın hocam. Ben Aydın Spor'u tek başıma yapıyordum. Hiçbir şikayet etmedik. Siz herhalde yeni gördünüz bunları. Abi. Ne diyorsun ya Cengiz? Biz yeni görmedik. Herhalde dünya yerine Amerika'ya gelmedik. Biz bunları yeni görmedik hocam. Sen en son bunları Rasim Karan'ın zamanında görmüşsünüz. Bravo Aydın Spor'da. Lütfen. İkiniz de yanlış hocam. Hayır. Ben lafımı bitireyim Sayın Vayne. Ondan sonra lütfen rica ediyorum. Bir ana konu değil. Güven. Can Güven Hoca. Bu konulardan dolayı muzdarip, takımdan da bu konuda sana katılıyorum. Hasan Bey'e katılmıyorum. Sıkıntı, en büyük sıkıntı, bu konuda sana katılıyorum. Futbolcu amcının sıkıntısı. Çok emin bir kaynaktan almış. Doğrudur, inanıyorum bu konuda. Ben biliyorum kimden aldığını. Biz de öyle zannettik. Sayın Zafer Öztürk de protokol türbününde orada konuşulanları söyledi. %70'i verilmiş. Verilmiş, verilmemiş. Bu takımın üzerinde bir, hani eski tabirle söylenir ya, bir ölü toprağı var. Ölü toprağı serilmiş. Neden? Adam başkanını görmek ister. Neden? 18 haftada, 18 yıl sonra lige çıkmışsın. Hem de Türkiye rekorları kırarak lige çıkmışsın. Hocam ona bakmayın. Kocaman kupan gelmiş, bir anons edilmiyor. Bir başkan gelinmiyor. Bir kupayı alıp tur atılmıyor. Zafer Öztürk oradan bağırıyor. Fotoğraf çekinin. Hocanın ismi bu. Veren futbol temsilcisinin ismi bu diye Zafer Öztürk bağırıyor. Ondan sonra anons ediliyor. Burada başkan ve idareciler, hani söylediğiniz arkadaşlar var ya, bunlar olmuş olsaydı burada yıkılırdı. Bunlar da tanıtımı, buyurun hocam, gülüyorsunuz. Hocam, söyleyin, buyurun hocam. Hocam, bu organizasyon buyurun. Kime ait? Ben bilmiyorum. Ya Allah Allah, ben bilmiyorum. Bilmiyorum, buyurun siz söyleyin. Bakın şimdi, bu organizasyon. Yeni sisteme siz söyleyin, ben tamam, eski kafalıyım. Tamam, kusura bakmayın yani. Eski kafalı, sen daha iyi bilirsin bu işleri. Estağfurullah, buyurun. Bu organizasyon kime aittir? Kime aittir? Kulübe mi aittir? Gençlik Spor İl Müdürlüğü. Hayır. Hayır canım. Ben ona soruyorum. Gençlik Spor İl Müdürlüğü'ne mi ait? Hayır olur mu? Evet. Bu kulübün kim var? Kimse yok işte, onu söylüyorum ya. Hocam sana. Emrah var, etmeyin ya. Ya Emrah mikrofona mı çıkacak Allah hocam ya? Çıkacak tabii, çıkmadı mı burada? Abi. Yapmayın hocam ya. Belki çıkamamıştır. Ya, şey sen Emrah niye takıldın ki ya? Hayır, Emrah daha yeni girmiş. Anlamadım. Gökhan var orada. He? Gökhan var. Tamam, Gökhan var. Biri var da orada. Yapan kişiyi dinleyelim hocam. Buyursun. Gökhan sahanın içine mi bakacak, oraya mı bakacak? Hocam FIFA ve UEFA gelen menajerin olacak, müdürün olacak. Ben size gerçeği söyleyeyim. Bu kadar basit mi evet. Ya? Adam yıllarca protokola baktı. Yanınızda gerçeği söylesin hocam. Gerçeği söyleyeyim. Evet. Gerçek değil biliyor musun? Evet. Aldığım rivayete göre. Tamam, bu bir rivayettir. Tamam. Şimdi, ama şuraya rivayetleri bırak hocam. Yok. Burada doğrular, gerçekler tamam, söyleniyor. Doğru da. Söyle şu ama rivayetleri. Tamam, gerçeği söylüyorum. Gerçek değilse onu söylüyorum. Şimdi Başkan eşi AK Parti'den 4. sıra milletvekili adayı mıydı? Evet. Onu bilmiyoruz. Evet. Ben bilmem. Bize uzak. Tamam. 4. sıra milletvekili adayıydı. Bize uzak. Sibor olduğu için. Evet.
Şimdi siyasette bazen 2-2-4 olmuyor arkadaşlar. O yüzden başkan sıralamaya giremeden dolayı gönül kırıklığı mı var? Bileme bak. Ya öyle mi getireceksin? Ya bir dakika abi. Sen şimdi esas şimdi Ünye ve Fatsa. Ünye ve Fatsa bu zamana kadar Enver Yılmaz destek vermeseydi çıkma şansı var mıydı? Hocam yoktu. Ben de çok iyi biliyorum ki isim de veririm. Hiç sıkıntı yok. Ben burada kimsenin şeyi değil ha. Hepsi yarın gelsin yüzüne karşı da. Ünye gel, sen bu gel. Sene... Ben hala anlayamadım. Anlayamazsın tabii. Anlıyor söyletmiyorsun ya. Söyle hocam söyle. Söylüyorum söyle, işte. Söyle. Bu sene sıra Fassa'nın deyip Ünye'liler darıldı. Deste Enver Yılmaz verdi. Peki şampiyonluk kupası diyorsun. Enver Yılmaz ilk hafta buradaydı. Niye Enver Yılmaz varken kupa verilmedi? Niye bunu söylemiyorsunuz? Federasyonun şeyinde federasyon planlamayı alıyor hocam. Bir dakika. Bir Türkiye'de bir sürü çıkan hocam, takımlar var. İl gidiyor. Kim geldi sana Süper Lig'de şeyde 3. Lig'de? Kim geldi? Samsun Bölge Müdürü Samsun dedi. Samsun Bölge Müdürü geldi. Peki 3. Lig'e çıktığında Yeni Orspor'a kim geldi? Sayın Ali Düşmez geldi. Bitti. Velhat Ali Namin. Evet, takıma... Sen gör ben ne göreceğim söylüyorum da. Abi sen başka yerlerden nasıl şey başka yer? Ya, bundan Ali, daha... Ali Düşmez başka bir ilde verdi kupasını. Bak hala anlamıyorsunuz. Yani. Bak arkadaşlar bak ben ne diyorum lütfen. Ya anlamamaya çalışıyorsunuz ben bir şey ortaya koyayım. Niye buraya geldi hocam biz anlamadık kusura bakmayın. Biz açıklayın bir tane. Enver Yılmaz sayesinde geldi. Ben ne diyorum ki Samsun Bölge Müdürü bu zamana kadar çok sevdiğimiz bir abimizdir. Evet İbrahim abi. Bu yönetim kurulu üyeleri şey yapar. Futbol Federasyonu yönetim kurulu üyeleri. Fassa Spor'u niye yönetim kurulu Türkiye Futbol Federasyonu'nun yönetim kurulundan Ali Düşmez gelebilir miydi? Gelebilirdi. Onu anlatmaya başka bir ilde görevliydi. Ya, başka tamam bir ilde gitti. Fassa'ya da yakın bir Samsun Bölge Müdürü. Bak güzel kardeş. İlk hafta o zaman Ordu'ya da gelseydi. Hocam. Ben ona bak bu destek para olmamış. Tamam mı? Bu işler olmuyor. Bu paranın kaynağında Fassa'da bak biraz önce değil mi? Belediye. Biz belediye başkanının yanına gitmedik Muzaffer Hocam. Gittik. Adam ne dedi belediye başkanı? Ben futboldan anlamam. Bir maça da gelmedi. Biz senin döneminde. Ben çok fazla maçlarına denetçi olarak gittim. Benim bir tek sevdiğim dedi anlayan. Şey anlayan masa tenisi dedi. Evet. Öyle bak bizzat dedi. Demek istediğim şu hocam. Bakın. Bu şehrin markası Fassa Spor ya. Fassa abi Fassa Spor. Benim için fena için... alıyor. Şimdi... Fazla Güven Can Hoca'ya takılıyorlar. İşte seyirciymiş. Ya seyirci sen daha iki ay önce bu adamı şampiyon yaptı diye omuzlara kaldırdın. Ben de onu söylüyorum. Onu anlatıyorum. Futbolun kural duayeninde var bu etmeyi hocam, ya. Hocam duayeni duayeni iki sene omuzunda taşır. Onu yaptıranlar taşır, var. Fatih Terim'e hocam, de yapmışlar aynı şeyi futbol hocam. Futbol içinde bu işler öyle var ki birileri arkadan dolanıyor. Birileri oradan dolanıyor. Sen soyunma odasında iyi bak hocam. Kalecileri iyi çalıştır. Adamlar yatar yata kalkmıyorlar. Ona göre. Ben Sayın Vayne yaklaşık buradaki seçimlerden bu yana ikinci kez karşılaşıyoruz. Aynen, maçta doğru. Karşılaştık aynen, bir de doğru. Şeyde. Doğru. Şimdi şöyle bir tez kafamda canlanıyor. Acaba Sayın Vayne hani bu biraz bizden uzaklaştı ya öbür taraflara doğru gitti. Yukarılara evet, doğru evet. Gitti. Buralarda biraz üşütmüş oksijen fazla almış oksijen olabilir mi acaba? Oksijeni. Oraları tavsiye ederim. Peki bir şey söyleyeyim. Buralarda çok güzel yalnız insanlar ve şey çok uzak kalmış var. Gibi duruyor. Yok. Evet. Peki. Peki. Fassa Belediyespor'da sence hoca bırakır mı? Seyircili de handikabı var. Bırakmaz. Bırakmaz mı? Bırakmaz. Hocam, peki ben, niye bırakmaz? Hocam ben söyledim ya size. Bırakır mı bırakmaz? Hayır hocam. Ben yeni yönetim gelene kadar. Yönetimi seçilmeden. Bırakmaz. Kesinlikle Can Hoca bırakmaz. Bırakmaz. Yeni gelen yönetimde örnek verdim size. Alır bir araya çok gelir. Çok doğru. Ben peki, doğru. O arada Can Hoca der ki yönetim gelmişti. Ben istifa ediyorum. Tekrar benimle çalışmak istiyor derse evet. Onu yapar. Sayın Öztürk sen de Ordu Spor'da çalıştın. Transfer yaptın. Etik olarak yapılması gereken o. Evet. Ama o. Şimdi bu hafta zaten yönetim kurulu belirlenecek veya evet. Da kayyuma kalacak bilmiyoruz. Şu durumda da şartlar ne olsun Can Hoca'yla bu devam edecek bu takım. Evet, peki Sayın gibi. Başkan bu transferleri yapmadan önce bakın diyorsunuz %70'i ödedi diyorsunuz. Ondan sonra Sayın Başkan %70'i ödeyen bir yerde eğer bir sıkıntı varsa sezon başına transferleri yapmadan önce istifa ederdi. Şampiyon olduğunda bırak kral ol değil mi? Ne oldu da? Bakın ne oldu da siz düşünün. Sen şimdi şunu mu diyorsun? Başkan işi bıraktı. Hem de en iyi seviyeyken başkan şunu mu söyleyecek? Ben bütün paraları, pulları, her şeyi ödedim ve bıraktım.
aha görün Fas'a sporozu bakalım benden sonra böyle mi olacak diyecek. Hayır hocam. Bir yerden bir şey mi intikam hocam, mı alıyor? Bir bildiğin bir şey mi var hocam? Yok hocam yanlış anladın. Futbolda intikam olmaz. Yok yani burada, hani intikam derken şöyle, mecazi anlamda söylüyorum bunu. Şöyle şimdi herkesin şeyi vardır. Bakın bu profesyonel lige çıkmış bir takım hocam. Hiç fark etmiyor hocam. Amatör takımda da böyle oluyor. Profesyonelde de oluyor. Daha Fenerbahçe Gazi Beşiktaş ayırıyorum bunları. Onlar çünkü daha büyük şeyler. En basitinden Beşiktaş dediniz. Bakın o zaman ben de size bir şey söyleyeyim. Bu spor camiası da al günüm ver günüm hocam. Adam çıkıyor Beyaz TV'de 80 milyar alıyor program başı. Tabii çakacak. Tabii söyleyecek. Niye reyting yaptıracak? O reyting tarafından şey alacak. Peki Beşiktaş'ta Atilla Türker'in yazısı var. Adamı bütün şeyleri koydu. Beşiktaş'ta başkan hiç 1 milyon dolarlık transfer yapmıyor. Niye? Evet. Yani, peki ben hocam, tekrar gündemimiz olan Fas'ta Belediyespor'la ilgili sorularıma devam edeyim. Tabii hocam. Şimdi 4-1'lik bir skor aldı. Evet hocam. Yani Fas'ta spor muhalefeti hak etti mi? Yoksa Karacabey Fas'ta takımı çok iyi analiz etti de bu farkı mı yakaladı? Program başına ne dedim? Fas'ta Belediyespor en iyisi kim dersen bana. Ben galeciyi iyi oynadığını söyleyebilirim. 4 gol yemesine rağmen. Galeci... Çünkü kurtardı da 4-5 lira %100 pozisyon var. Öyle değil mi Cengiz hocam? Kaleci konusunu hocama bırakıyorum. İzlemedi. İzleme için sana soruyorum. Ama ben kaleci izledim bir hafta önce. Yok hocam galeci, bu maçtaki kurtardığı... Kaleci evet. Yani 8-10'luk maçtı. Şöyle söyleyeyim size. 9 defa maçı, aynı yerde. Ben maçı izlememe rağmen aldığım şeye göre, duyumlara göre kaleci 4 değil. Yani bu daha fazla farklı mağlup olabilir dedi. 9 tane. Yani biz 4 bileyi kurtardık. 9 tane aynı yerden kontrol ediler hocam. Peki Can Hoca seyirciyle ilişkilerinden dolayı yani o orada sataşmalardan geri laf vermesi sahaya konsantre olamadı mı sence? Bence olamadı. Veya olamadı mı? Olamadı. Veyahut da o Karacabey'in etkili oyuncular da işte 9 numara, 10 numara, 20 şimdi numara. 9 numaraya bir parantez açalım. Yok numara. Onlar önlem alamaz mıydı? Yani mesela bu adamlar geliyor. En iyi kontra yapan çabuk süratli oyuncular ve golcü oyuncular. Alabilirdi. Ancak zannediyorum ders çalışılmamış. İşte bu durumlardan dolayı artık sadece ben öyle diyebiliyorum. Ders çalışılmamış. Normal yine görüntülerde de izliyoruz. Yine aynı başladılar oyuna fakat bir eksik vardı. Dikkat edildi mi bilmiyorum. Serkan Çalık bu liglerin çok tecrübeli bir oyuncusu. Evet, kırmızı kart cezası. Cezalı olduğu için oynayamadı Serkan Çalık. Stoper 94 numaralı oyuncu. 94 numara sakat olduğu için zaten evet. O dikkat ederse stoper bölgesinden büyük sıkıntı vardı. Büyük sıkıntı ve hatalar vardı geri dönüşlerde. Evet doğru. Gollere baktığınız maçta zaman. Maçta da öyleydi hocam. Evet. Maçta da öyleydi. Gole baktığınızda. 94 orayı tamamlıyordu. 94 tamamlıyordu. Fahrettin'i, 88 miydi hocam? Fahrettin'i çekmişti oraya. Evet. 88'i hocamın öğrencisi de Fahrettin'de. Fakat İki stoper de kötü oynadı. Kötü oynadı. Evet. Karacabey'in 9 numarası geçen sezon 2. ligde oynamış bir futbolcu. Ve 15 golü var değil mi? 13-14 gol ortalamasıyla oynamış geçen sene. 13-14 gol atmış. Ay, isim ve neydi hocam? Ekip izlemiş. Avşar soyadı. Lütfi mi? Latif mi? Öyle bir şey. Hocam sen dediğin santrafor. İzlemişler. O Tire'de. Ben de Santrafor. Gökhan. Gökhan öyle hatta izlenmiş. Ondan sonra ikincilikte oynamış. Çok etkili. Sonra sizin İlker söylediğiniz. İlker Avşar. 9 numara. 9 numara. Evet hocam. Bu arkadaşımız zaten golü attı, asistleri yaptı. Ondan sonra yani yağmur gibi geldiler oraya ama dedim ya işte burada Can Hoca belki bize alınacak, bize gücenecek, belki bize kızacak ama ya biz burada doğruları konuşmak zorundayız. Gördüğümüzü konuşmak zorundayız. Herhalde bir meslektaş olarak da bizim bu görüşüme saygı duyar duymaz bilemiyorum. Ama 90'da da bir kırmızı kart daha var hocam. Evet, kırmızı kart da var. Ondan öncesinde kim atıldı? Kaptan. Oyun sitesinden bağlı. Çok pozisyon verdik hocam. Yani 4 gol yememize rağmen. Evet. Yani o kadar bize pozisyon yakalattırdık ki. Yani baskılı oynamaya çalışırken açık verdik. Savunmada çok açıkları verdik. Evet. Artık hocam, zaten 2-1, 3-1 olunca orada da türbünde de o olaylar olunca her şey yıkıma uğradı. Her şey yıkıma uğradı. Oyuncu da peki, görüyor. Peki seyirciyle muhatabına ne diyorsun? Ben hocanın biraz önce söyledim zaten konuşmayın başında. Her şey strese bağlı. Maçtan önce de biliyorsun konuştuk hocamızla da. Strese bağlı. Daha düne kadar bir hafta önce kupa maçında mı? Yok. Şeyde Çorum'da
yine benzer bir olaylar olmuş. Ama o Çorum maçında cezalıydı. Çıkmadı sahaya. Şeyde ceza atıldı ya dışarı. Bir hafta bir maç ceza aldı. Kupa maçında çekti. Erbaa'da çekti. Erbaa'da çekti. Çorum maçında sahadaydı. Çorum maçında bir sıkıntı olmuş. Çorum maçında bir sıkıntı olmuş yine böyle seyirciyle falan. Şimdi kredisi var bu hocanın. Kredisi var. Çünkü Bal Ligi'nden gelmişsin. Çok büyük kredilerle gelmiş. Var fakat o görüntü ve şey yakışmadı. Hocam, hiç yakışmadı. Peki yani. Yönetici olsan şu pozisyonda şu anda Fas'ın yönetici olsan Hasan Bayın ve sen ikiniz. Evet. Şu anki alınan 5 maçta alınan bir kupa elenmesi ve 4 maçta 1 puan. Hocayla devam eder misin? Hemen hocayla görüşme ayarlarım. Maçtan hemen sonra daha stat'tan çıkmadan odada hocayla ayarlar hesabını sorarım. Mantıklı bir şeyi yoksa hemen yolları ayırır. Yolları ayırırım. Peki sen hesabı bir sezon önce ama senin şampiyon yapmış, imparator olmuş vesaire vesaire. Ben Fatsa Spor'um. Ben 18 yıldır bu işi kovalıyorum. Fatsa Spor'un idarecisi isem eğer bunu yaparım profesyonel olarak. Ancak tabii ki Can Hoca'nın kredisi çok fazladır. Can Hoca'nın herkeste kredisi çok fazla. Hiçbir antrenörün kredisi fazla olmaz. Can Hoca'nın kredisi fazla. Fakat şu anda işte onu bir söylüyorum. Yönetim boşluğundan dolayı bir de 24 tane transferleri kendi beyanatı var. Tamamen kendisi ve menajer arkadaşıyla beraber yaptığı için her gittim takımda da öyle, takımda da bir yönetim boşluğu. Evet. Yönetim boşluğu olduğu için bırakma şansı yok hocam. Peki yeni yönetim oluşursa devam eder mi sizce? Yeni ama yönetim yok, oluşursa sordu, ben de yok, vereceğim. Yeni yönetim oluşursa demin Sayın Saranoğlu'nun söylediği gibi başkan çağırır, otururlar, konuşurlar. Ocak'ta falan bir iki transfer, araya bir takviye vesaire bir şeyler olursa, hocayı biraz rahatlatırlarsa olur. Ama hocam futbolcu, işi bilen futbolcunun teknik adama güveni kalmadı müddetçe teknik adama. Sen öyle mi? Kalmamış mı? Ben öyle. Kalmamış mı? Öyle mi hissettin? Öyle hissettinse tecrübeye sonsuz saygı. Çünkü benim gördüğüm kadarıyla futbolcu teknik adam arasındaki diyalog iyi değil, sıcak değil. Olmadığından dolayı bu iş yürüyor. Ha, öyle hissettiyse hocam. Yani eğer kayyum haricinde mesela yönetim kurulu oluşursa hocayla devam eder mi etmez sana göre? Ben yönetim olarak demiyorum bak. Ben bir şey hocam. Bir şey sorabilir miyim? Hocam, soracağım bak, şimdi Hasan Bey sana da geleceğim. Sayın Öztürk'e bir şey sorabilir miyim? Müsaade tamam. Edin. Ben iki programdır veya üç programdır Sayın Öztürk Fatsa Spor kayyuma kalırsa, Fatsa Spor kayyuma kalırsa diye ağzında bir maç. Çünkü ben geçmiş durum kayyuma kaldım. Neden? Bir bildiğim bir şey mi var hocam? Hayır, neden hayır, hayır, kayyuma kalsın? Koskoca İnşallah Fatsa şehrinde Fatsa Spor'a sahip çıkacak kimse yok mu? Karşımızdaki Hasan Vayn'ı bile Ordu Spor'u kayyuma bırakmadı. Yani evet, şey attım. Niye kayyuma geçmiş, kalsın ben, bu takımlar? Fatsa Spor geçmiş dönemde iki sezon önce kayyuma kaldı. Gençlik ilçe müdürü de Halil Bey. Halil Bey de takımı sahip oldu. Ondan sonra da yönetim kurulu oluşu devam etti. Acaba yani diyorum bir şey mi duydun? Yok yok bildiğim kadar. Şu ben Gulliver'ın ekonomik durum yapısını bildiğim için söylüyorum. Tamam, Fas'ta futbol oynadık yani. Biraz çok arkadaşlar değişik bir açıda ben getireyim. Tamam, yönetici, hocam, diyelim ki Fas'ta Spor'un başkanı ben. Bir takım şeylere bakarım. Baktım ki bazı şeyler sıkıntı. Ondan sonra hemen açarım. Derim ki sezon başında çünkü yeni gelen hoca belki Can Hoca'yla çalışmayacaktı. Şimdi evet, sizin ifadeniz ben o programı izlemediğim için söylüyorum. 20 oyuncuyu ben aldım. Şimdi öyle hocaya oyuncu bırakmayacaksın kardeşim. Eğer işin başındaysın. Şimdi bu ülkede asgari ücret 1600 lira. Futbolcuların aldığı para zevk yapıyor. Hemen hoca gitsin. Niye hoca gidiyor? Zaten hoca giderse 3-4 tane kişi de kadro düşüyor. Evet. Sen şimdi bunu hoca futbolcu. Futbolcunun görevi ne hocam? Görevi ne? Verecek değil mi? Verecek. Yeşil zeminin içerisinde verecek. Verecek ondan sonra alacak. Evet. Yalnız dikkat et futbolcular vermeden alıyorlar kafadan. Evet. %70'inde diyorum verdiniz diyorum. Futbolcu oynamaz ki. Nasıl oynamaz? Oynamaz. Ya olur mu öyle? Ya bırakın ya, hocam ya, etmeyin. Çok bildiğin için mi bu? Dışarıdan gelen yabancılar. Dışarıdan gelen sonra yabancı hiçbir oynamasın. Olur mu öyle? Neyin yabancı? Gelen yabancı Aç'ta oynuyor burada. Nasıl Aç? Aç'ta. Senin 34 yaşındaki ondan sonra Galatasaray'da santforu kimdi? Gomez. Hala böyle köpek şey gibi şey yapıyor. Gol peşine gitti Arabistan'a. 7 milyon euroya gitti. Hocam bu işlere geçeceksiniz.
Ondan sonra futbolcuya kimse hesap sormuyor. Futbolcu sahada zevk yapacak. Hoca ya. Ondan sonra hocayı hemen eleştirelim. Arkadaşlar sen para kazanıyorsun ya. Sen altı pasıyla gol atamayacaksın. Soyunma odasına ben sana bir girersen bana. Sen burada bu seyirci ne olacak böyle? Bu seyircinin günahı ne? Evet, Fasaspor'un sol beki var yalnız hocam. Burada olur mu öyle bir şey? Bir ara seyirci galerine getirmeye çalıştı. Rakip oyuncuyla didişmeye çalıştı. Hakem onu hatta yumuşatmaya çalıştı. Bana göre takımın en kötülerinden bir tanesiydi. Evet. Ve üçüncü golde de çok bariz sol bekin hatası vardı. Evet, doğru. Yani sen türbünü oynar, rakiple oynar. Ya sen çık sahaya topunu oyna ya. Bak bu konuda yani sol bekine buradan bir bilgi baştan, vereyim bakın. Baştan kaynaklı. Bak tamam. Bir bilgi vereyim. Hep lütfen. Birbirine bağlantılı. Bakın bir bilgi vereyim. Şalke'nin başkanı biliyorsunuz madenci takımıdır. Şalke'nin başkanı ayda bir futbolcuları madene sokuyor. Tamam mı? Niye sokuyor? Diyor ki bunların aidatıyla siz şey yapıyorsunuz. Profesyonellik var. Senin futbolcu orta atmaya geldiği zaman bu ayak içi atacağını biraz kuvarizma tipi yapıp şey atarsa, ayak dışı atarsa, ben golü atamazsa benim santfor, işte iyi orta kesemezse, kaleci şunu yapmasa, sağ bek bunun kademesine girmezse, hocam maç sahibine göre kişiler. Hiç evet. Kimse bu tarafa bakmıyor. Ne yapalım hocam, o zaman aldığımız futbolcuları, transfer ettiğimiz futbolcuları Ağustos ayında fındık bahçesine mi sokalım? Öyle olsun ya, yabancı oyuncu diyor. Adamın öyle şey var ki Kone. Adana Demirspor'da Facebook'ta gördüm. Adam akşam namazını teknik direktörüne izin almış. Gitmiş yan tarafta namaz kılıyor. Evet. Şimdi bu adam nasıl sahtekarlık yapabilir? Ne, Ahmet Hasan'la çalıştım ben. He? Ben Ahmet Hasan'la çalıştım. Sen şeyden de çalıştın, az onu anlatsana. Kimden? Kalecinin ismi neydi? Agu. Evet, ona gireceğiz ama. Evet. Evet, bu arada reklam. Evet hocam, reklam. Yayıncı arkadaşım beni uyarıyor. Reklam saati. Arkadaşım. Ordu Spor'una puan durumunu da ekrana getirip ondan sonra reklam arasına girelim. Ondan sonra Bal Ligi'nde Altın Ordu Belediyespor'la Ünye 1957 müsabakasının görüntülerini ve röportajlarını ekrana getireceğiz. Bizden ayrılmayın, biz izlemeye devam edin diyorum. Konuklar, çok özel konular. Sıra dışı bu hafta bambaşka. İsa Akçay'ın hazırlayıp sunduğu sıra dışı programının bu haftaki konukları usta gazeteci Mahmut Övür, araştırmacı yazar ve Kafkasya Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı Hayati Küçük ve 24-25-26. Dönem İstanbul Milletvekili ve AK Parti Siyasi Erdem ve Etik Kurulu Üyesi Metin Külünk. Sıra dışı 27 Eylül Perşembe saat 21.30'da TV52'de. İstanbul'da 4-7 Ekim tarihleri arasında Maltepe sahili etkinlik alanında gerçekleşecek olan Ordu'nun kültürel ve doğal zenginliklerinin tanıtılacağı Ordu Tanıtım Günleri'ne tüm halkımız davetlidir. 4-7 Ekim Maltepe sahili etkinlik alanı. Ordu Dernekler Federasyonu. Cumhuriyet Mahallesi sahilinde denize 0-7 adet villadan oluşan Lila Villaları sahiplerini bekliyor. Birçok mimari tasarım ödülü sahibi Ali Konya Mimarlık Ofisi tarafından tasarlanan bu çok özel butik yaşam projesinde 130, 180 ve 300 metrekarelik dubleks ve tripleks villalar bulunuyor. Gelin bu ayrıcalıklı projede yerinizi hemen alın, denizle iç içe bir yaşama merhaba deyin. İletişim 532-272-3685. Canik
dağlarının manzarasında Ay Bastı'nın en güzel yerinde yemeğinizi yerken, çayınızı yudumlarken ayrıcalıklı bir mekan Peray Kafe Restoran. Yaz kış ailenizle birlikte hem kafe hem restoran olarak çocuk oyun salonuyla özel günleriniz ve toplantılarınız için harika bir mekan Peray Kafe Restoran. Doğal serpme kahvaltısı, ev yapımı mantısı, ızgara çeşitleri, kebaplı pizzası ve diğer çeşitleriyle Ay Bastı'da fark yaratıyor. 500 metrekarelik alanıyla Ay Bastı'ya özel hem lezzet hem muhabbet mekanı Peray Kafe Restoran. Sipariş telefonları 0553 643 75 75 0452 714 0555. Adliye karşısı Ay Bastı Ordu. Ev sahibi olmak isteyenler, koşarak koşuma gelin. Reklam yapmıyoruz, huzura davet ediyoruz. 3 yıl öncesi fiyatlarla herkese ödeme kolaylığı. Otopark, çocuk parkı, market ve mescit gibi sosyal donatılar, 2 blok, 3 artı 1 daireler anahtar teslimi. Ev bir defa alınır, o da koşumdan alınır. Yeni evlilere, 3 çocuk ve üstü ailelere indirimli fiyatlar. 3 kardeş, tek yürek. Ekrem, Süleyman ve İbrahim Koşum. Fatsa'nın yükselen değeri Koşum İnşaat. Kırklareli Leverbenz Celaliye Mahallesi'ne gidiyoruz. 250 metrekareden başlıyor bahsedenlerimiz. Yerleşim alanı içerisinde evlerle hemen dip dibe. Elektriği suyun içerisinde olan bir bölge. Söylemiş olduğum gibi evlerle dip ve %60 imarlı arsalarımız. Buralar yarı taşın yarı taksit. Ama önce Celaliye'nin biraz özelliklerinden bahsedelim. Bir defa tarıması son derece elverişli bir bölge. Aynı zamanda Avrupa'ya, Türkiye'den Avrupa'ya çıkarken çıkış kapısı olarak düşünün. Ve ticaretle uğraşan arkadaşlarımız için de serbest ticaret bölgesi. Yani bazı malların direkt gümrüksüz Avrupa'ya giriş çıkış yapabildiği bir bölgeden bahsediyoruz arkadaşlar. Her zaman yönetim kurulu başkanımızın bizlere söylemiş olduğu bir şey var Sayın Mehmet Akbayrak. Ne olursa olsun vatandaşlara doğrusunu söyleyin. Onun için biz de televizyon ekranlarında olsun, burada sizlerle birebir görüşürken olsun, söylemiş olduğumuz her sözün, her cümlenin sonuna kadar arkasındayız. Araziye götürmeden sizleri kesinlikle yer satmaya çalışmıyoruz. Birebir kendiniz görüyorsunuz. Yerleri beğendiğiniz takdirde bugün sözleşmenizi yapıyoruz. Hemen ertesi günü, pazartesi günü sabahtan tapu işlemleriniz başlıyor. Tapu dairesine gidiyorsunuz bakın aldığınız takdirde. Tapuya çıkıyorsunuz, imzanızı atıyorsunuz. Tapunuz aldığınız anda E-Devlet şifreniz varsa hiç tapu dairesinden çıkmadan E-Devlet'e girin. E-Devletinizde tapuyu göremezseniz, Celaliye'den aldığınız yerin tapusunu göremezseniz para falan ödemeyin arkadaşlar. Yani şunu söylemek istiyoruz. Tapunuzu alana kadar bir tek kuruş para istemiyoruz sizlerden. Bir tek kuruş almıyoruz. Tapunuzu ne zaman alıyorsunuz? Ödemelerinizi o zaman yapıyorsunuz. Bizim müşterilerimizin %70, %80'i referans müşterisidir. Yani daha önce bizden yer alıp eşini dostunu bize getiren arkadaşlarımız, dostlarımızdır. 30 yıllık bir tecrübeyle yapıyoruz bu işi. Yönetim kurulu başkanımızdan bizlere kadar son derece profesyonel bir kadroyla çalışıyoruz. Görüyorsunuz güler yüzlü personelimizle sizlere hizmet etmeye çalışıyoruz. Eğer aklınızda herhangi bir soru varsa sorularınızı hiç çekinmeden lütfen sorun. Sorun ki aklınızda herhangi bir şey kalmasın. Şuna emin olun alacağınız cevaplar %100 doğru cevaplardır. Çünkü söyledik ve söylüyoruz. Ağzımızdan çıkan her cümlenin, her sözün sonuna kadar arkasındayız arkadaşlar. Ya bugün burada farklı söyleyip arazinin başına gittiğiniz zaman farklı bir şey kesinlikle söylemiyoruz. Burada da sorsanız aynı şeyi söyleyeceğiz. Ofiste de sorsanız aynı şeyleri, doğrular neyse onları söyleyeceğiz. Ve bunu da söylemeye devam edeceğiz. Tapunuzu aldığınızda da aklınızda en ufak bir soru işareti olmaz. Bugün aldınız, yarın satmaya kalktığınız anda yine direkt bile geliyorsunuz, biz değerlendiriyoruz. Kesinlikle ama kesinlikle bize öncelikle müşteri memnuniyeti çok ön planlıdır. Çünkü biliyoruz ki sizler bugün bizden memnun bir şekilde ayrıldığınız zaman gideceksiniz gittiğiniz bölgelerden muhakkak bize anlatacaksınız. Değil mi Sabahattin abi? Kesinlikle bize anlatacaksınız ve biz sizlerden bol bol da müşteri bekliyoruz. Eşinize dostunuz alın gelin, alın gelin ki size komşu olsunlar. Pelit İnşaat ve Yapı Grubu'ndan Gül İstanbul Evlerinde hayal ettiğiniz yaşam başlıyor.
özel güvenlikli, metroya 600 metre mesafede, okula 80 metre, cami ve Kur'an kursuna 50 metre, halk pazarına 100 metre mesafede, kapalı otoparklı, kamelyalı, çocuk oyun parklı, Pelit Yapı Grubu güvencesiyle İstanbul Ümraniye'de rafine yaşam merkezi inşa ediyoruz. Binamız tamamen akıllı olup gaz, elektrik, su, klimanız, kombiniz nerede olursanız olun cep telefonunuzdan uzaktan kumandayla açılıp kapanır. Evinize hırsız girdiğinde polisi otomatik arar. Bölgesinde şimdiden dikkatleri üzerine çeken Gül İstanbul evlerinde 22 daire ve farklı beklentileri karşılayacak şekilde 1+1, 2+1, 3+1, 4+1, 4+2 seçeneklerine sahipsiniz. Hemen taşın, taksit taksit öde. Lansman fiyatlarıyla satış devam ediyor. Gül İstanbul Evleri, Pelit İnşaat ve Yapı Grubu. 94 yıllık ticari deneyim, 60 yıllık Arçelik bayi ve 300 metrekarelik Ordu'nun tek en büyük konsept mağazasıyla Sarıgöller Arçelik. Türkiye'nin her tarafına ücretsiz teslimat ve montaj imkanıyla bizi 444-5990'dan arayabilirsiniz. Oğlu İnşaat sizin için emsalsiz projeler inşa etmeye devam ediyor. Kapalı otoparklı, sessiz, sakin, muhteşem manzaraya sahip Selimiye konakları ve denize 50 metre şehre ve havaalanına 10 dakika mesafedeki Irmak konakları sizin için hızla yükseliyor. Ayrıca bitmiş Yeşil Vadi konaklarında ve Ordu'nun birçok noktasında tamamlanan ve devam eden projelerimizde bütçenize göre bir daire siz sahiplerini bekliyor. Çok avantajlı ödeme koşulları ve bütçenize uygun daire seçenekleri için gelin bir kahvemizi için. Bezirgenoğlu İnşaat, hayalleriniz gerçeğe dönüşüyor. Radikal pazarlama ve dış ticaret Siemens yetkili bayi. Tam 25 yıldır Siemens yetkili bayi olarak tüm elektronik eşya ihtiyacınızı karşılamanın ve sizlere hizmet etmenin gururunu yaşıyor. Yeni evlenecekler, evimi yenilemek istiyorum diyenler, sizleri mağazamızı gezmeye, bir çayımızı içmeye bekliyoruz. Başarı ölçeğimiz sizin memnuniyetinizdir. Kalitemiz profesyonelliğimizin eseridir. Merkez Ankara Caddesi 33A, Sarıgazi Sancaktepe İstanbul. Telefon 0216 661 37 64. Şube Turgut Özal Bulvarı 108A, Taşdelen, Çekmeköy İstanbul. Avrupa'nın en iyi basketbol ligi 3 yıl boyunca DSmart'ta. Büyük heyecan 27 Eylül'de başlıyor. DSmart her televizyona şart. Ordu'nun hızla gelişen bölgesi Cumhuriyet Mahallesi deniz kenarında açık kapalı yüzme havuzu, sauna, buhar odası, fitness merkezi gibi sosyal donatı alanlarını bir otel mimarisi içinde sunan Black Diamond Residence'da son 5 daire uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Hemen tapu, hemen teslim. 140 metrekare ile 190 metrekare arası daireler için acele edin. İletişim 0505 599 56 532 272 36 85. Canik Dağları'nın mis gibi kekik kokan yaylalarından sofralarımıza korsaj süt ürünleri. Bunlar bizim sütlerden yapılmış. Ordu'nun herhalde en güzel sebzelerinden. Sebze mi ya bu? Mantar sonuçta farklı bir tür. Hayatta olmak istediğim tek canlı vatoz galiba. Böyle de bir yer. Bir şarkı.
şarkısın sen. Ömür boyu sürecek. Burada bir fenerimiz var. Bu fener akşamları böyle pıç pıç ışık yakıyor. Sevgili karıcığım. Çok özür diliyorum sevgili karıcığım. Senden çok özür diliyorum. Seni çalıştırıyorum çalıştırdığım için. O kadar kuvvetli değil. Allah. Ateşi kaldığı yerden devam ediyor değerli izleyenlerimiz. Evet, Altınordu Belediyesi ve Ü 1957 müsabakasının eğer arkadaşım, yayıncı arkadaşım Aykut görüntüde hazırsa onunla görüntüde izleyelim. Ondan sonra programa devam edelim. Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 4. grupta sezonun açılış haftasında Ordu'nun iki önemli takımı kozlarını paylaştı. Ordu Karşıyaka Spor Tesisleri bir nolu sahada oynanan maçta Ünye 1957 Spor Altınordu Belediyespor'u 3-1 mağlup etmeyi başardı. Ünye 1957 Spor maçın 17. dakikasında İlker Ataseven'in asistiyle buluşan Reha'nın vuruşuyla 1-0 öne geçti. Bu golün ardından skora denge getirmek isteyen Altınordu Belediyespor mücadelenin 36. dakikasında ceza sahası içinde elle oynama kararı sonrası verilen penaltı atışında Caner Çolak'ın golüyle skoru 1-1. Maçın ilk yarısı bitti denilen anda konuk ekip Ünye 1957 Spor ilk golün asistini yapan İlker Ataseven sağ çaprazdan rakibini ekarte ettikten sonra şapka çıkartan bir vuruşla topu kalecinin üstünden filelere göndermesiyle soyunma odasına 2-1 önde gitti. İlk yarı Ünye 1957 Spor'un 2-1 üstünlüğüyle sona ererken ikinci yarıda yine etkili olan Ünye 1957 Spor oldu. Rakibini sağlı sollu ataklarla bunaltan ve 3. gol arayan Yeşil Beyazlılar'da tecrübeli oyuncu Aydın Çetin klas hareketlerle girdiği ceza sahası içinde savunma tarafından arkadan yapılan hareketle yere indirilince maçın hakemi tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi. 63. dakikada penaltı atışı görevini üstlenen ilk golün hazırlayıcı 2. golün kahramanı İlker Ataseven topla kaleciyi farklı köşelere göndererek skoru 3-1 yaptı. Mücadelenin kalan dakikalarında 4. golü arayan Ünye 1957 Spor girdiği pozisyonları değerlendiremedi ancak atılan 3 gol 3 puanı Yeşil Beyazlıların hanesine yazmak için yeterli oldu. Ünye 1957 Spor Altınordu Belediyespor karşısında istediğini alan taraf olarak sezona iyi bir başlangıç yaptı. Evet değerli izleyenlerimiz Altınordu Ünye maçını görüntüleri izledik ama bir de röportajları yayıncı arkadaşımdan rica ederim ondan sonra değerlendirmelere geçelim. Evet hocam bölgesel amatör lige Altınordu Belediyespor bugün bu karşılaşmayla adım attı. Güzel bir mücadele oldu, centilmence geçti. Tabii Altınordu Belediyespor'unda mutlaka hedefleri var. Ünye 1957 Spor'unda iki ilin iki güzide takımı. Karşılaşma bir ara 1-1'e geldi 36. dakikada atılan penaltı. Sonra oyun koptu. Neler söyleyeceksiniz? Altınordu Belediyespor lige bir yenilgiyle başladı. Bundan sonrası için bugünkü maçı da değerlendirelim. Bir neler söyleyeceksiniz? Evet bu sene ilk senemiz Bal Ligi'nde. İlk maçımızda Ünye Spor'la güzide dediğiniz gibi güzide kulübümüz aynı ilin takımı. Ünye Spor bizden daha fazla istedi ve sonucu aldı. Oyun olarak ilk devre istediklerimizi yapmaya çalıştık. Her iki takım da mücadelesini en üst seviyede tutmaya çalıştı. Biz de iyi oynadığımız dakikalarda kendi bireysel hatalarımızdan yediğimiz golle 2-1 mağlup duruma düştük. Haliyle bu ligde kaliteli bir ekibe karşı 2-1 mağlubiyetle mağlubiyete düştüğünüz zaman 3'ü de yiyebilirsiniz, 4'ü de yiyebilirsiniz. Eğer atmadığınız sürece ilk devreden memnunum. Yenilgi beni çok fazla rahatsız etmiyor ilk devre için ama ikinci devre takımımı tanıyamadım. İstediğim düzeyde, istediğim seviyede asla olmadı. Ne yaptığını bilmeyen, şuursuzca oynayan bir oyun oldu ikinci devremiz. Kalecinin yere yattığını sanmıyorum. O yüzden
bunun eksikliklerine giderip bundan sonraki maçlarda 90 dakikaya nasıl yayabiliriz? Bunun planlamasını yapacağız. Ünyespor'u aldığı bu galibiyetten dolayı tebrik ediyorum. Gönlümüz Ünyespor'un ligi birinci bitirip şampiyon olmasında köklü bir kulüp. Zamanında ikinciliklerde, üçüncüliklerde, ikinciliklerde karşılaştığım bir kulüp futbolcu olarak bu lige yakışmıyor. Biz yeni bir kulübüz. Biz buralarda belki bir sene daha, iki sene daha, beş sene daha kalabiliriz ama Ünyespor'un bu ligde bir an önce çıkması gerekir. Çünkü potansiyeli var, gücü var. 100 binin üstünde nüfusu olan bir ilçe. Canı gönülden kazandıkları maçtan dolayı tebrik ediyorum. Bundan sonraki maçlarda da başarılı olup inşallah ipi göğüsleyip en iyi şekilde 3. lige çıkmalarını canı gönülden istiyorum. Peki hocam, şunu yapabilsek, becerebilsek, geçen yıl Fas'a Belediyespor'u bu ligden profesyonel lige attık. Bu yıl Ünye 1957 Spor. Onu her yıl Ordu'dan bir takım atsak Ordu futbolu için çok daha güzel olur değil mi? Neler söyleyeceksiniz? Şimdi zaten Ordu futbolunda futbolda bir düşüş var. Ünye'li kaç tane futbolcu vardı sahada bilmiyorum. Çok muydu, az mıydı bilmiyorum sayı olarak baktığımızda. Bizde ilk 11'de oynayan 4 tane oyuncu vardı. Kulübede de oturan 4-5 tane oyuncumuz vardı. Şimdi bizim hedefimiz buradaki ordulara hizmet edebilmek. Fakat bunun en büyük örneği balda ve 3. ligde, 2. ligde takımlarımız olduğu sürece olur. Yoksa düz amatörde ve bal liginde oynayarak futbolcu yetiştiremeyiz. Ordu bütün ilçeleri kapsadığında potansiyeli olan bir şehir. Ne kadar Trabzon'dan futbolcu yetişiyorsa eskiye dönük baktığımızda o kadar futbolcu yetiştirdi. Ve Ünyespor'dan buraya gelen futbolcularla beraber ben takım arkadaşlığı yaptım. O yüzden bu ligde Ünyespor çıksın, canı gönülden destekliyoruz. Bugünkü galibiyeti de hak ettiler, hak ederek kazandılar. Yine tebrik ediyorum. Sizin dediğiniz gibi bir sene önce, iki sene önce Yenordspor, geçen sene Fatsaspor, bu sene de Ünyespor olsun. Biz canı gönülden destekliyoruz ilçemizin takım. Peki Ergün hocam, çok teşekkür ediyorum. Size de başarılar diliyorum. Sağ olun. Evet başkanım, Ünye 1957 Spor, Altınordu Belediyespor karşılaşmasını burada hep birlikte izledik. Tabii Altınordu Belediyespor bugün maçın kaybedeni oldu. Dostane geçti karşılaşma. Maça ilgi de güzeldi. Güzel bir havada, çok güzel bir ortamda bir karşılaşma oynandı. Hem maçı bir değerlendirelim, hem de Altınordu Belediyespor'un hedefleri açısından da taraftarlara neler söyleyeceksiniz? Teşekkürler. Biz tabii ki bu ligin yeni ve takımıyız. Acemi takımıyız diyelim yani. İlk defa Bal Ligi'ne çıktık. Tabii ki eksiklerimiz var. Tecrübesiz bir takımız. Ünyespor bizden daha tecrübeli. Ve maçı da tabii ki bu tecrübesiyle kazandı. Kendilerini kutluyorum, tebrik ediyorum. Biz bu maçtaki eksiklerimizi hocamız, futbolcu arkadaşlar tabii ki görüp değerlendirip ona göre de eksiklerimizi gidereceğiz. Ben Ordu'ya bu güzel havada bizleri desteklediler, geldiler. Ordu halkına teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonraki maçlarımız daha güzel sonuçlarla neticelenecek diye düşünüyorum. Peki Altınordu Belediyespor'un bu sezon hedefi ne olacak? Tabii ilk karşılaşmada takımın bundan sonraki serüveni hakkında çok fazla bir şey, fikir ortaya koymak çok doğru olmaz ama tabii ki bir takım eksikler görecek, hoca önlemler alacak ama bir hedefi olması lazım bu takımın dolayısıyla. Bu hedef nedir sizce? Ya hedefimiz tabii ki bir üst lig ama yani ilk maçlar hiçbir zaman da ölçülü olmamalı. Yani ben bunu daha önce hocamla da konuştum. Her zaman her sonuca da katlanmak gerekir ilk maçlarda. Evet. Hele ki ilk maçımız bizim bu. Yani bu yenilgi de olur, beraberlik de olur, galibiyet de olabilirdi. Evet. İlk maçımız. Ama Ordu'ya güzel bir karşılaşma izlettik. Dostane geçmesi açısından çok güzeldi. En güzeli buydu. Yani. Evet. Yani her iki takımı da tebrik ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Olacak. Buyurun hocam. Öncelikle bizi bugün desteklemeye gelen bizim arkamızdaki itici güç, büyük Ünyespor taraftarına, Ünye'den gelen Ünye'li kardeşlerimize, abilerimize çok teşekkür ediyorum. Onları her zaman yanımızda görmek istiyoruz. Gerçekten bize bugün kendi evimizde, kendi sahamızda oynuyor gibi hissettirdiler. İnanılmaz bir destek gösterdiler. Onlara buradan çok teşekkür ediyorum. Bu galibiyeti de bütün Ünye halkına, büyük Ünyespor taraftarına armağan ediyorum.
Sonra Altınordu Belediyespor ilimizin takımı, aynı ilin iki takımı gerçekten o açıdan çok centilmence, dostlarım bir müsabaka oldu. Buradan Altınordu Belediyespor'u da ben ayrıyeten tebrik etmek istiyorum. Galip gelen biz olduk ama onlar da gerçekten bölgesel ligde ilk yılları olmasına rağmen bence iyi bir ekip kurmuşlar, iyi bir takım kurmuşlar. Bu ligde renk katacak bir takım. Ordu'yu en iyi şekilde temsil edecek bir takım kurmuşlar. Onları da ayrıca tebrik ediyorum. Bundan sonraki maçlarda Altınordu Belediyespor'a da başarılar diliyorum. İnşallah bugün biz kazandık. Bundan sonraki maçlarda, biz de oynamadıkları maçlarda Altınordu Belediyespor kazanır. Temennim o yönde. Maça gelirsek, maç gerçekten güzel bir müsabaka oldu. İzleyenler, ben her zaman söylüyorum, futbol bir zevk oyunudur, temaşa oyunu. Gelen seyirciye zevk vermek, izlerken onlara zevk, haz duymak, vermek önemli. Bugün gerçekten gelen seyirciler iyi bir maç izlediler. Bu açıdan güzel bir maç oldu. Maçın genelinde de oyunu istediğimiz şekilde yönlendirdik. İstediğimiz şekilde tempoyu ayırdık. İstediğimiz şeyleri yaptık ama tabii yapamadığımız şeyler vardı. Bu da ben mazur olarak kabul etmiyorum ama sağ zemini gerçekten top oynamaya, pas yapmaya çok müsait değil. Çok enteresan şekilde top tutuyor, sekiyor. Yani çok dengesiz şeyler, daha tür paslar ortaya çıkıyor. Bu biraz oyunumuzu etkiledi. Yani daha düzgün bir zeminde, daha güzel bir zeminde, çim zeminde daha da iyi futbol oynayacağımıza inanıyorum. Çünkü ben takımın kalitesini biliyorum. Gerçekten iyi bir ekibimiz var ve bu ekibin bu işi sezon sonu Ünye Spor'u hak ettiği yere taşıyacağına da eminim. O yönde de çalışıyoruz. Gerçekten herkes büyük özveri gösteriyor. Bugün taraftarımız da gelerek bize olan güvenlerini gösterdiler. İnşallah ilk maç olması açısından 3 puan tabii ki önemli. İnşallah bundan sonraki maçlarda da aynı şekilde devam edeceğiz. Evet. Altınordu Ünye maçının röportajlarını izledik, dinledik. Evet, bu arada hep beraber maç izledik değil mi arkadaşlar? Evet. İzledik. Necil Hocam izledi, Hasan Bayin izledi, hep beraber Cengiz izledik. Evet. Şimdi önce hocaların konuşmasında ikisinde fair play yakışır. Güzel sözler sarf ettiler. Özellikle ben Ergin Hoca'nın 3. yolunda Ünye Spor'a başarı dilemesi benim dikkatimi çeken bir şey oldu. Geçen sene işte Fas'a çıktı, bu sene de Ünye'nin çıkmasıyla ilgili bir söylem oldu. Bizden sonraki müsabakalarda İbrahim Hoca'nın Altınordu'nun galibiyetle almasını, böyle birbirine bir jestler oldu. Peki Ünye Spor 3-1 galip geldi. Ünye Spor bu gruptan size göre yaptığı transferlerle çıkabilir mi hocam? Necdet Hocam, senden başlıyorum. Şimdi hep beraber maçı izledik. Tabii ki iki tane Ordu'nun yüzünde takımları diyelim, Bal Ligi'nde mücadele. Bir defa yine Altınordu Belediye takımı Bal'a yabancı bir takım, yeni kurulmuş bir ekip. Tabii ki eksikleri, noksanları olacak. Bir defa en şey tarafı Ünye Belediyespor'la lige başlaması oldu. Belki diğer takımlarla başlamış olsa ben tahminime göre galibiyetle başlayabilirdi. Ünye takımını idmanda da gördüm. Biz idman yaparken de onlar da o idmana gelmişti. Hem Ter İdmanlı hem de Çiftkale'ye gelmişlerdi. Orada gördüm. Hatta Türkiye Kupası'nda da atılan bir yabancı oyuncusu var. O da oynamadığı halde Ünye takımı iyi bir ekip olduğunu gösterdi. Evet, yabancı Ünye. Ama Altınordu takımı da kötü bir ekip değil. Bir defa bunu herkes kafasına koysun. Sadece ligin acemiliğinden kaynaklanan ve maçı bir an önce koparayım arzusuyla sahaya çıktıkları için maçı tecrübe kazandı diyelim. Yani biraz da Ünye Belediye takımının gol atmadan önce bir pozisyonu vardı. Evet. Karşı, hatta evet, bir fake attı. Kaleci beraber yorumladık hatta evet, onu. Kaleci kurtardı. Belki o gol olsa maçın gidişatı da değişebilirdi ama şunu gördüm, yani maça çok hızlı başlayıp da o maçı yani 90-95 dakikaya getirebilmek de biraz zor gibi geliyordu. Belki kontrollü oynasalardı. Belki Ünye takımı acemice mi oynadı hocam? Yani Bal Ligi'nin acemiliğini hissettirdi mi? Acemi değil de maçı yani galip gelmeyi çok arzu eden bir Altınordu takımı vardı. Ama golü kaçırıp da peşine de golü yediği için peşine de beraberliği sağlamasına rağmen o avantajı dezavantaja çevirdiler. Dediğim gibi Altınordu takımı kötü bir ekip değil. Ama bu grupta hakikaten iyi ekipler var. Yani bir Amasya Spor'u alabiliriz. Bir
Yimpaşı yok. Ama sen de Sinop'a pek şansı oldu hocam. Geçen sezon da aynı bir şekilde oldu. Ama şu bu gerçek hiç bilmiyorum. Dikkatini çekti mi? Her sene Amasya'nın Amasya Spor'u yenen takım lige çıkmış. Yeni Ordu Spor bile Amasya'da yendi. Lige çıktı. Geçen sene Fas'ta Spor Amasya'da yendi. Lige çıktı. Bu da bir ha, bu da senin bir istatistik yorum yani. Böyle evet. Bir istatistikte söylemiştik. Dediğim gibi Altın Ordu takımı da bu ligde ses getirerek ki bu acemiliği yani bu bal ligine alıştığı zaman iyi bir ekip olduğunu gösterecek. Ha, akabinde noksan tarafları yok. Birkaç tane noksan tarafları var. Orta neresi orada? Nere hocam? Orta sahasında ki oynayan arkadaş. Güven biraz oyun stoper ağırlığını koyamadı mı? Koyamadı. Koyamadı değil mi? Güven stoperlerde biraz sıkıntı gördüm. Biraz. Gördüğüm kadarıyla. Bunları ilerleyen zamanlarda hoca da görecek. Ona göre de tedbirini alırsa iyi ekip olduğunu görecek. Ama Ünye peki spor... Ünye'nin hocam etkili oyuncusu mesela 16 numaralı oyuncu vardı. 16. İki kanat. İki kanatı da iyiydi. İki kanat ve peki ona bir önlem alınabilir miydi hocam? Mesela iki gol bir asist oynadı çünkü 16 numaralı oyuncu. Evet. Alınabilirdi. İşte dediğim gibi bir yani orada Ergin Hoca'nın da gözünden mi kaçtı veya yardımcıların dikkatinden mi kaçtı? Oraya bir önlem alınabilir. En azından kendisinden de yenilmeyebilirsin. Mesela bir şey Aydın Çetin diye bir futbolcu var. Eski Giresunsporlu biliyorsunuz. Santifor evet. Oynayan. Şimdi dikkatimi çekti. Aydın top oynamaktan ziyade o alanı boşaltıp savunmayı mı dağıttı? Savunmanın dengesini mi bozdu? Hocam dengesi... çok tecrübeli olduğu için çok doğru konuya değindi. Savunmanın dengesini bir sağa bir sola koşarak şimdi bir de, orayı... Bir de orada en büyük sıkıntı şimdi orada savunmanın dengesini bozuyor ama bir de onunla beraber bir adam gitmesi çok yanlış. Şimdi adam eğer gidiyorsa bırak gitsin. Şimdi ne yapıyor? Stoperli böyle %100 ondan bir tanesi de gidiyor. Gidiyor bu sefer ortayı boş bırakıyor. Orta boş kaldığı zaman bu sefer Ünye takımının hücum alanı daha iyi şey yapıyor. Şimdi çim sahada etman yapan bir Ünye Spor var. Setting evet. Sahada dezavantaj olması lazımken o avantaja çevirdi hocam. Yani normal Altınoru takımının Ünye Belediye ile yani Ünye Spor'la oynadığı müsabakayı bence lehine çevirebilirdi. Sentetik sahada oynadıktan dolayı. Ama şimdi ne kadar sentetik sahada oynarsan oyna oraya çıkan futbolcu da yani sentetik zaten buraya bakarsanız şurada 13 tane takımın herhalde 7-8 tane sentetik saha. Yani bunun 13'ü de çim saha değil. Ama ben gönül isterdim ki bu maçın çim sahada olsun daha güzel bir maç olsun ortaya konsun diye isterdim ama öyle istemişler öyle oldu. Ama güzel de bir maç oldu bence. Bir de fail play çerçevesinde oldu. Hiçbir futbolcu art niyeti değildi. Seyirciler art niyeti değildi. Hakikaten güzel bir maç izledim. Ben tabii burada Ordu Emniyeti'ni tebrik ediyorum, kutluyorum. Evet. Benim çok çekindiğim bir müsabakaydı. Yani Ordu Ünye rekabetinden dolayı gerginlik olabilir düşüncem vardı. Hatta bir program öncesinde burada konuştuk. Bu maçın niye 19 Eylül'de oynatılmıyor diye. Ama Ordu Emniyeti'nin valiliği, Gençlik Sporu, futbol temsilcileri, ASKB'yi tebrik ediyorum, kutluyorum. Çünkü gerçekten dostane bir müsabaka oldu. Müthiş bir emniyet şeridi yapılmıştı. Güvenlik iyi alınmıştı. O yüzden ama böyle olmasaydı da eğer olayla çıkmış olsaydı o zamanki burada konuşmamız daha farklı olabilirdi. O yüzden Ordu Emniyeti'ni buradan tebrik ediyorum. Hocam, özellikle. Olmayan bir olasılığı lütfen. Olabilir yani. Sataşma olur bilmem ne olur. Yani, iki hafta öncesindeki programa dönelim. Siz ve Sayın Necdet Hocam. Ben bunları bu kadar emin söylerken siz bana burada bayağı bir şeyler söylemiştiniz. Hatta Necdet Hocam'ı da başa sizi özel davet ediyorum. Buyurun gelin demiştim. Hocam kusura bakma bana da demişti ki, rahat maç izleyebildin mi? İzledim hocam. Nasıl çok rahat izledim. Ben hiç rahat izleyemedim. Çok güzeldi, rahattı. Sen demek yerin rahat mı? Yerim rahattı. Protokolde oturdu ya. Özel yerde oturmuş belli. Hocam, Zafer Öztürk'ün dediği gibi önce Ordu Emniyeti'ne buradan çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten güzel bir emniyet tedbiri aldılar. Ha, biz maçın orada oynanıp oynanmamasına biz karar vermiyoruz. Bana siz sadece Durugöl'deki, düzeltiyorum. Karşıyaka'daki sahaların durumlarını sordunuz. Orada oynanacak diye bir duyum aldık dediniz. Nasıl yetişecek burası dediniz. Ben de size yetişir hocam, güzel olacak her şey diye. Skorboard'una varana kadar, odalara varana kadar. Ben skorboard'a bir şey göremedim. Hepsi yetişti. Skorboard'a geleceğim hocam. Onu ben dikkat ederim. Biraz yaşlılıktan olabilir. Ha, olabilir tabii. Size tabii. Şey tabii, olmuş olabilir. İstediğiniz tarafa çevirin. Estağfurullah. Öyle değil tabii işin esprisi. Hatta Sayın Müdürüme biz orada Gençlik Spor İl Müdürümüze söyledik. Dedik ki azıcık daha orada büyük olmuş olsaydı o çok daha güzel gözükürdü dedik ama
Onun da başka bir şeyi var. Önümüzdeki günlerde yapacak herhalde. Yedek kulübelerini gördünüz mü? Yedek kulübelerini gördünüz mü? Her şeyin bir ilki vardır hocam. Hayır, yedek kulübelerindeki güneşte yandıklarını gördün mü orada? Gördüm hocam, gördüm. Az bir dakika. Yedek kulübe gördüm derken hani özellikle niye Cengiz Hoca'ya söylüyorsun? Yani, söylüyor bana, diyor ki işte biz yetiştirdik. Ben şöyle söyledim. Ben de eksiklerini söylüyorum. Sayın evet. Hocam. Ay, hakem sahanın ortasında düştüğünü demiyor. Ben dedim ki hocam, ordu emniyetine inandım. Hocam orada biz emniyet açısından özür dilemedik biz. Bizim ordu emniyet teşkilatı sporla ilgilenen bütün ekiplere buradan çok teşekkür ediyorum. Bu da büyük bir avantaj. Çok çok tecrübeli arkadaşlar var işlerinde, işini bilen. Hocam bizim emniyet açısından bir sorun olacağını söylemedik. Biz sadece maçın zeminini ve türbinlerdeki sıkıntıdan söyledik. Müsaade edin, biraz konuşalım lütfen. Buyurun konuşun. Lütfen. Ve burada federasyon maçın oynanmasa tamam iyiydi. Maçın oynanmasına karar verdi. Oynanacaksa orayı da Gençlik Spor İl Müdürlüğü'ne yakışır bir hale getirilmek lazımdı. Getirildi, çalıştılar. Yakup Bey olsun, Osman olsun, harıl alır gece gündüz çalıştılar, yetiştirdiler. Çok teşekkür ediyorum onlara buradan. Sorunsuz da gayet güzel kardeşçe geçti. Taraftar da kalabalıktı. Çok güzel geçti. Tabii Ünye Spor, 1957 Spor, biz her iki kulübü de ziyarette bulunduk. Gittik, kendilerine başarılar diledik. Ünye 1957 Spor Kulübümüz, hocamızın dediği gibi, Ergin hocamızın dediği gibi, biz herkes çıkmasını istiyor. Ona göre bir takım yapmış. İyi bir takım kendisi. Altınordu Belediye takımının da size katılıyorum hocam. Kötü bir takım olduğunu asla inanmıyorum. Bunu telafi etmek için bu hafta bir şansları var. Evet, Safranbolu ile oynayacaklar. Safranbolu ile gidiyorlar. Genç bir ekip. Son dakikada lisansları vesaireleri yetiştirdiler. Belki oradan 3 puanla alır, dönersek döner. Dönersek döner. Oradan zirve yarışına ortak olur mu yani, peki? Olur mu? Yani burada şimdi Ünye mi, Altınordu mu denildiğinde şimdi Ergin Hoca Ünye takımını biliyoruz. Ünye Spor'un çıkmasına yana bir tavır konuştu. Ünye takımını biliyoruz. Diğer takımlar var. Yozgat 1957 futbol kulübü var. İsim değiştirerek geliyor. Biraz güçlü. Sungurlu Belediye'nin çok evet, güçlü. Evet, bu arada yayıncı arkadaşlar rica ederim. Puan durumunda getirirse ekranlara bu arada. Daha öbür takımları görmedik ama bildiğimiz Safranbolu Belediye takımı son dakika lige katıldı. Hocam bir maç beşlik muamele oluyor. Yani 5-0 yenildi. Yani genç bir ekip. Şansımıza da mesela çarşamba takımını yabana atmayın. Evet, o takımları görmedik. Şansımıza da hocam, oraya gidiyoruz. Ben diyorum ki bunun telafisi vardır. Kimse var. Üzülmesin, şey yapmasın. Altınordu Belediye takımı da hocamın dediği yerlere çare bulursa stoper, orada taktik anlayış önemli. Tabii hocamlar siz daha iyi bilirsiniz. Santfor çekiyor. Stoper gitti, boşluk kaldı. Sol bek özellikle siz söylediniz. Orada sol bek de şey yaptı. İkili mücadelede çok yetersiz kaldı Uğur arkadaşı. Evet. Yetersiz 16 kaldı. Numara yani vücudunu kullanarak da evet. Burada golünü yaptı. Evet. Asistini yaptı. Evet. Evet, orada Ergin Hoca yani belki bir önlem alabilir miydi bilemiyorum. Alacak. Çözmesi lazım. 16 numaralı oyuncuyu çözebilirdi yani. İlk maç inşallah güzel olacaktır. İnşallah bundan sonra da yani nerede güzel oynanması gerekiyorsa, nerede güzel bir puan durumunu getirebilir miyiz ekrana? Orada olsun. Aykut. Artık burada devam eder. Daha güzelliği falan kalmadı. Evet hocam, peki. Belli olmaz. Sayın Bayne, sen de maçı izledin. Beraber izledik daha doğrusu. Evet. Senin görüşlerin nelerdir? Bir şimdi futbol Sayın Cengiz olarak biraz önce konuşurken eleştiri yapıyor da bunu yorumcu olarak mı yaptı? Bir de ASKF'nin yöneticisi olarak mı? Hangi sıfatla yapıyor? Şimdi İki şekilde de yapabilir. Şu an için yapabilir. Evet. Bak için. Peki, çünkü orada programda iddialaşması tamam, oldu. Ben de anlıyorum. Evet. Ben de şimdi şunu söylüyorum. Peki biraz önceden beri ben Yeni Ordu Spor'u seyretmediğim için veya Yeni Ordu Spor'la ilgili söylediğimde Ordu Spor'da şeydeydi, profesyonel ligindeydi. Güzel Ordu bal ligindeydi. O da oynadı orada sahada. Bak güzellik diyorsunuz. Evet. Sahada oynanmadı. Şimdi Ünye Spor'un her sene bir böyle bir sıkıntısı var.
İlk defa Ünyespor'a itiraz etmedi. Ben Çim'de oynayacağım, Çim'de oynayacağım. Onlar dilekçe verdi. Bir şey söyleyeyim mi? Burada Sayın Vali'yi, Settar Yavuz'u birileri yanlış yönlendirdi. Ben onu anlatıyorum. Amatör şey takımlar söylüyorum. Burada oynamayacak diye. Ya, şey burada değil. Güzel orada oynadı. Ordu Spor oynadı. Arkadaş. Yani Sayın Valim'in burada bu maçta Allah'tan yani olay molay çıkmadı. Peki, olay çıksaydı bir sepki olur yani. Orada emniyetine teşekkür ediyoruz. Tamam çok evet. Güzel. Ya oraya gelen polislerin de hiçbir şey yok mu? O kadar millet oraya yığdı. Statta oynansa diyelim ki 50 kişi olacaktı. Orada vardı 200 kişi. Şimdi hiç bu açıya bakmıyorsunuz. Yok efendim ASKV'ye teşekkür ediyor. Futbol temsiline teşekkür ediyor. Ne yaptı da teşekkür ediyorsun? Bütün organizasyonunda. Yanlış. Organizasyon ASKV'nin değil. Lütfen. Futbol temsilinde değil abi. Kimin abi? Olur mu öyle bir şey? Kimin? Hayır abi. Futbol Federasyonu, sadece Futbol Federasyonu senin il temsilcin veya senin ASKV başkanın bu zamana kadar ne yaptırmadı orayı? Nereyi? Bakın yani şimdi konuşuyoruz ondan sonra bunu o zaman açalım. Bakın bir yerlere tamam ben bu yani yanlış anlamayın kıskançlık falan olarak bundan nitelendirmeyin. Doğru ortaya koyun bir şeyi ya. Doğru koyuyoruz hocam. Daha bundan sonra ASKV'nin şeyini ASKV'yi konuşuyorsun teşekkür ediyorsun. Ne kim yaptı ASKV'ye? Kime diyor? Ne yaptı ASKV'ye? Teşekkür etmem lazım. ASKV'nin eski başkanı teşekkür ediyor hocam. Öyle değil öyle teşekkür ederim. Bunu bak biraz önce moderatör söyledi. Burada Sayın Valim'in. Sayın Valim ne derse olur. Ordunun mülkiyatı Sayın Valim. Hocam sen bakın, bilmiyorsun bak. Ya hala bilmiyorum diyor. Ya. Ben sana bir şey söyleyeyim. Kusura adam bakmayın. Adam diyor ki bana diyor sen, ki ya. Ya ne zaman geldin abi senin, ne zaman geldin abi. Hocam senin. Ya bu sporun camiye amatörde ne kadar uğraştın. Az bana bunu 50 söyle. 50 yıldır uğraşıyorum abi, hocam. Abi yürü git ya. Tam 50 yıldır uğraşıyorum. Bunu söylerken lütfen. Bir dakika hocam, bir dakika. Sen şimdi bir dakika. Bir dakika. Hocam. Futbol il temsilcisi. Altını da doldururuz. Bir dakika. Müsabakanın sorumlusu. Türkiye Futbol Federasyonu temsilcisi temsilcisi mi kardeşim? O zaman sen dakika, niye, sen de ASKV başkanıydın. Sen niye futbol temsilcisine vermedin bir dakika, şeyi? Yetkiyi. Orada bir dakika sağ burada oynandı mı? Evet. Burada olay çıkmamasında. Çünkü bunlar çıkmayacağını özellikle beyan etti. Burada il temsilcisi geçen hafta buradaydı. Ya ben il temsilcisi anlatamıyorum. Bak anlatamıyorum. Burada olay çıkmadıysa bunlar teşekkür ediyor. Yanlış İl temsilcisinin işi değil bu. Kim ne değil, değil ne hangi iş değil? Bana bir açıklar mısın? Ya sen il temsilcisi yaptın benim de işiydi de şimdi değil mi? Tamam değil abi kim dedi benim işim diye ya? Bir dakika. Nerede? Futbol il temsilcisi yaptığında futbolun temsilcisi yaptığın dönemde sen neyi soruyorsun ben anlayamadım şu anda. Siz al. Yok yok bir dakika teşekkür ederim. Hadi etmeyelim geri aldık. Sen neyi soruyorsun şu ben neyi diyorum ki istiyorsun? Bakın bu şey spor büronun tamam mı? Tamam. Spor güvenlik kurulunun almış olduğu bir karardır. Bu kararda spor il güvenlik kurulu eğer buraya aldırsa sahaya da alsa, buraya da alsa ondan büyük karar yoktur. Buna ne il temsilcisi ne ASKV tamam, başkanı. Buraya katılıyorum tamam. Hocam. Ben buraya diyorum ki ASKV şey başkanı bir saniye abi. Şimdi ASKV başkanı kendisi de ASKV başkanlığı yaptı. Şimdi bana konuşuyor. Hocam. ASKV başkanlığı bakın güzel abi. Beş kişinin ismini sen de futbol temsilcisi yaptın Hasan. Tamam ben karıştırdım. Yanlış yoldan gidiyor şu anda. Abi anlatayım. Bak, ya benim futbol temsilcimle Metin Kır yönetti ya kardeşim bütün şeyleri. Neyi? Şeyi, Ballıgi maçlarına onlar gitti. Yani onu anlatmaya çalışıyorum. Bu 5 kişi isimli. Onu anlayamadım. Gül anlayamadım. Şey... Hayır Metin Kır'ı bağladı şimdi. Metin Kır'la ne ilgisi var mı? Abi ya senin benim zamanı sormuyor musun? Evet. Benim zamanda diyorum ki ben hiçbir zaman üzerime farz olmayan bir şey yapmadım. Diyorum ki bu futbol temsilcinin şeyi değil. ASKF'nin ve ASKF başkanlarını ve ASKF'yi federasyon üste tutması için 5 kişilik isim listesi ister. ASKV başkanı da 5 kişi işte Cengiz'i, Zafer'i, Hasan'ı, Necdet Hoca'yı görevlendirir. Bu maçın şeyinde kim gözlem denetçi? Cengiz. Bu maçın bütün sorumluluğu hocam, denetçi olarak Cengiz'dir. Hocam biz bunları biliyoruz. Bunlara hiçbir sözümüz yok. Sen bir yanlış anlaşılma var. Bunları düzeltmemize müsaade etmiyorsun. Biz diyoruz ki programa burada önceden orası taşlık bir alandı. Hiçbir şeyi yoktu. Bu amatör maç müşahede edin. Bu maç burada oynanacak denildi. Burada arkadaşlar dediler ki burada oynanmaz. Taşlık alan vesaire. Altın Ordu'nu bizi, niye oynadı? Çok özür diliyorum. Spor oynadı da Altın Ordu niye oynadı? Dinle söylüyorum hocam. Biz burada arkadaşlar da bu dediler ASKV'nin ki. Bu ASKV'nin il temsilinden ne teşekkürü var bu şimdi işin? Söylüyorum anlayacaksın işte. Bir dakika. Biz karar, senin... Bir dakika. Allah Allah. Tertip Komitesi'nin başkanı kim? Tertip Komitesi Başkanı evet. Futbol İl Temsilcisi'dir. Peki kararı kim alır? Kararı
Ballıgin'in kararını il temsilcisi almaz. Kim alır nedir? Futbol Federasyonu. Futbol Federasyonu alır. Ya futbol federasyonu sana, sen şimdi sağ göster diyorsun. Ben sana bunu göster oynayayım. Demiyor. İki takım anlaşır müddetçe. Sana demiyor. Hocam, bakın ben sana demiyor. Başka bir şey söyleyeceğim. Kulüplere yazı yazar. Konumuz bu değil hocam. Yazı, ya. Yazı yazar. Hayır bir konumuz. De. Değil ben konumuz. Sana, sen başka bir şey. Hocam ben sana konumuz, bir şey söyleyeyim. Niye konumuz biliyor sen, musun? İnsanları altını sakın oldu, küçük görme. Altını bir, hayır. İkincisi küçük sana şunu söyleyeyim. Söyle. Sen diyorsun ki direkt bana bakarak sen bir senedir gel. Ben, evet. Sen ve senin gibileri evet. Yanlış yönettiği için görünen lüzum üzerine Ordu amatör futbolundaki eksiklere siz kişilerle kavganın peşindesiniz. Yok. Amatör futbolunun peşinde yok. Değilsiniz. Hiçbiriniz. Burada bile konuşturmuyorsun. Niye? Ben diyorum ki saha ve zeminin asfaltlanması yetişmez bu maça dediler. Asfalt. Amatör spor kulüpleri federasyonu başkanı. İl futbol il temsilcisi yönetiminde olan bizler birimiz elektriğe koştuk. Gençlik spor il müdüründekiler birimiz öbür tarafa koştuk. Biz bunları bu yetiştirdik. Biz bunları yetiştirdik. Bu maçı niye yaptınız? Beyefendi bir dinler misiniz? Hayır bu maça kadar niye yaptınız? Dinler misiniz? Hayır, canımız öyle istedi bu maçta yaptı. Ha canınız. Dinler misin sen? Sen şimdi insanları küçük görüyorsun. Diyorsun ki sen ne zaman geldin? Aynen. Sen hocam evet. Bak beni bak, burada söylüyorum. Herkes bizi izliyor. Evet. Bizi herkes burada ama izliyor. Ama sen yorumcu olarak konuşmalarına mı? Lütfen dikkat et. Tamam ediyorum. Ben sen çocukken ben bu futbolun içindeydim tamam, hocam. Olabilir. Ben dışarıda durmuş olabilirim. Bir baktım tamam. Ki bir dakika, sizin gibiler boşluk sen. Olmuş Ordu futbolunda boşluk oluşmuş. Nerede boşluk ve ben de burada kendime sen. Görev addettim. Geldim kimsenin de uşağı falan değilim. Gördüğüm yanlış eksikleri. Hepsini bir söylerim. Hocam bir saniye. Bir dakika hocam bir saniye. Bir dakika Cengiz. Ve Cengiz bir her saniye. Her şeyde bir nerede bir boş koltuk bulsanız hemen adayız. Hemen bilmem neyiz diye çıkıyorsunuz ortaya. Bir saniye Cengiz. Cengiz bir saniye. İşte Cengiz bir dakika. Yapmayın arkadaşlar. Tamam tartışalım. Tamam. Ama seviyede tamam. Aynen. Bir dakika. Seviyede kaçırıyorum. Seviyede tartışıyoruz. Bir dakika. Sen diyor bana hayır, futbolun neresindesin diyor. Hocam tamam cevap veriyorsun. Beyefendi, ustumuyla verebilirsin. Kaç maç oynadın? Bir dakika. Evet, ustumuyla veriyorum. Ustumuyla verebilirsin. Ustumuyla veriyorum hocam. Bir dakika Hasan. Herkes işine gelmediği evet. Zaman bir dakika Cengiz kötü lütfen. Şey yapıyorum. Cengiz evet. Bir dakika bir saniye. Şimdi Bal Ligi maçı bu hafta başlamıyor mu? Evet abi. Bu hafta başladı. Bazı eksikler vardı. Biz bu eksikleri burada il temsili ve Necil Hoca ile beraber dedi ki sağlar taşlık bu hafta buraya yetişmez. Burada oynanırsa olay çıkar, güvenlik alınmaz sıkıntıları varken evet. Bunlar da dediler ki il temsilcisi ve ASG temsilcisi evet. Arkadaşlar biz de ne yapıp bu maçta buraya yetişmeye çalışıyoruz. Hocam. Bak şimdi bir dakika. Burada buna bunu söylediği için ben de bu teşekkürü hak ederekten bunları tamam. Söylüyorum. Bakın hocam, şimdi sen her şey... İlk maç bu oynatıldı. Al teşekkürünü geri hocam rahatlasın. Yok, eksiklik yok. Bütün organizasyon mükemmel. Bak tamam. Ben beklediğimin tam şeyinde oldu. Tamam. Neden üstünde oldu ve yemin ediyorum Ordu Emniyeti'ni, valiliği, il temsilcisi ve ASK'yı yine kutluyorum. Şimdi bak tamam. Kutluyorum. Tamam. Hak ettiler çünkü bu tamam. Maçta gerginlik olmaması, olay çıkmasın dolayı evet. Kutluyorum. Tamam. Şimdi senin yani ASK teşekkür edilse ne olur? Sen il temsilcisi yaptın ben ASK başkanı tamam, yaptım. Evet. Teşekkür anlatayım. Edilse ne olur edilmesin olur. Yani niye bunu buraya takıldın anlayamadım. Niye anladın? Yine Ordu Spor konusuna geliyorum. Buraya takıldım. Çünkü ben Ordu Spor 3. ligdeyken Güzel Ordu Ballıgin'deydi. Güzel Ordu Ordu Spor'un maçını aldı kendisi oynadı. Ben Altın Ordu'ya burada oynasın diye söyledim. Ben şimdi arkadaş konuşurken sizin gibi biz kimseye Allah'a çok şükür bir yerlere aday olmadık. Evet ben seçime girdim. Seçimde kaybettim. O günden beri beni bir kez de bir televizyonda bir yerde eleştirirken gördünüz mü? Görmedin. Sen şimdi kendi oraya oturup sadece futbola gelirim. Aynen futbol olarak. Sadece futbola gelirim. Benim müsaade et. O ASKF ile benim oynattığım 1800 tane orada maç var beyefendi. O biz orada amatöründe devam senin edin, gibiler hocam, derken devam edin. Bizim yaptıklarımız siz, ortada. Biz gelenleri kimseye eleştirmiyoruz. Siz sadece beni eleştiriyorsunuz. Ki, nereden biliyorsun? Sen ki, daha yeni girdin. Aynen yeni girdin. Yeni ben girdin diyorum. Yeni hangi girdin? Maç organize ettin ya? Biraz ben niye maç organize edeyim? Ben daha ne ASKV değilsin ki? ASKV etmez. Ben de onu diyorum. Kulüpler Bal Ligi'nde. Biz de biliyoruz bunu hocam. Sen Bal Ligi'nde. Adam anlatıyor sana sen onu da dinlemiyorsun. Biz hocam, de bunu biliyoruz. Bakın,
Bildiğin için mi diyorsun ki keyfe göre biz adam, senin kimin adamın olduğu belli o zaman. Bak, kimin adamıyım keyfim ben? Keyfim diyorsun. Ben keyfime kimin... göre yaptım diyorsun. Evet. Senin cevabını bunu istediğin için sana hayır, bunu söylüyorum hocam. Hayır ben öyle bir şey istemedim. Sen kişilere takılmışsın. Hayır hocam. Ordu futbolunda kişilere takılmak hayır, yok. Hocam. Evet bir dakika. Bir saniye Hasan. Ben Cengiz, kişilerle Hasan, bir işim yok. Hasan bir saniye. Kişilere de takılmadım. Hasan bir saniye. Siz kişilere orayı kapatalım. Niye kapatalım? Sen Altınordu maçını evet. izledin. İyi takımı görmedim. Nasıl buldun hocam? Takımı iyi görmedim. Şimdi hocalara bakayım. Necdet Hoca da aynı söylüyor. Biraz önceden Can Hoca'yı eleştiriyorlar. Şimdi Ergün Hoca'ya işte Altınordu. Ya eleştirin kardeşim konuşun. Adam da belki göremeyeceği bir yer olur. Şimdi bu kadar ağır bir ileri uçlu. Evet Caner diye önceden Yeni Ordu Spor'da da oynadı. Güzel orada. Evet. 3 sene önce iyiydi. Şimdi iyi değil. Hatta dedim ki o çok iyi adam. İşte Samet Geri'de çok iyi adam. Ama 3 sene önce çok iyiydi. Şimdi iyi değil. Ağırlar. Ya zaten belli be. 2 tane bu takım kamp yapmış. Yani orta sahada en büyük eksiklik. Stoper yani şu hattı iyi diyeceğim bir şey yok ki. Peki kimi beğendin Altınordu takımından? Altınordu'dan evet. mı? Evet. Beğendiğin oyuncu var mıydı? Valla yemin ediyorum sana ben Altınordu'da beğenmedim arkadaşım. Açık evet. Peki Ünye takımında? Ünye takımında iki kanadı çok beğendim. İki kanat çok evet, ağır. Stoper de çok beğendim. He? O 18 numara stoper miydi? Kimin? Ünye'nin. Şeyden gelen Yeni Ordu Spor'da oynamış olan. Ha oynadı. Bu zaten evet, tecrübesiyle oynadı. Yani ama şimdi, kanatlarını Hasan, kanatlarını şimdi şöyle diyorsun, gördüm. Şimdi biz takımı sen tabii ki ben herkese... Şu anda benim gördüğüm, gözlemledim Necil Hocam lafını özür dilerim kestim de. Şimdi Bal Ligi ile amatör takımın arasında bir boşluk olur ya. Evet. Bizim Altınordu takımı ne bal ne amatör takım. İkisinin arasında kalmış bir takım görüntüsü verdi bana göre. Hocam doğru söylüyorsun. Doğru mu? Burada Hasan. Şimdi herkesin... Yani görüşürüz. Bal Ligi'ne henüz acemi, yeni... Onu hissettirdi ya. Ona da katılmıyorum. Ona saygı... Bu kötü bir takım da değil. Ben kötü, o bence bu, kötü bir takım değil. Bütçe meselesi. Ama hocam o zaman da iki tane kamp yaptım. Ben geçen sene Ordu Spor takımını kampa götürmek için Bal Ligi'de... Var ya hani derler anamağla derler ya. Harbiden bak hocam kampa götürdüm. Suçlu oldum ben. O zaman yönetim kurulu tarafından suçlandım. Niye kampa götürdük diye paramız yok diye. Şimdi Altınordu takımı iki defa kampa gitti. Şimdi Altınordu'nun burada hedefi ne? Şampiyonluk mu? Yoksa gel, biz nasıl olsa Bal Ligi'ne bu sene kalalım. Alttan biri amatör kümeden takım gelmiyor. Biz nasıl olsa bu takımlar gelen amatör takımı yeneriz. Bal Ligi'ne devam ederiz. Mantalitesi bu mu? Düşünce bu mu? Bence Altınordu şöyle hocam. Şimdi herkes bir sezon başından efendim. Cengiz sana da soruyorum. Sorum sana da geçelim. Daha sonra transfer yapıyor ya. İşte Ünyespor yaptığı transferlerle ben işte bu ligin favori takım oluyor. İşte Altınordu'da ben sessizden derinden gideyim. Alabildiğimi evet. alayım hesabı olabilirim. Olamaz. Çünkü futbol sahada oynanıyor. Sahada iki yani karşı karşıya geleceksin. Şimdi peki ben de onu söylüyorum. Şimdi Cengiz arkadaş konuşuyor da beni yanlış anlıyor herhalde. Ben kendine bunu dedirttirme şeyini o kendisi söyledi. Ben dedirttirme olayım değil. Kişisel ben olaya girmeyelim. Kişisel olarak benim kimseyle söylemedim. Kişiselleşirse yanı kalmadım. Benim kişisel kimseyle sorunum yok. Benim sorunum diyorum ki Altınordu bak Ordu Spor üçüncülükteyken Güzel Ordu oyun adıyla bu sahaya girdi de Altınordu girmediğini ben bunu anlatıyorum. Belki futbolcular buna konsantre oldu. Ben o yapılanlara, edilenleri eleştirme gibi bir şansım var mı? Yapılan hangi iş olursa olsun ben belediyeci ama çünkü... Ama benim duyduğum valilikten döndü diyorlar. Bilmiyorum bakın ben vali söylüyorum. Vali amatör maçları burada oynanmayacak diye onlar, söylenmiş diye söylüyorum. Bakın söylüyorum. Doğru yalan bilmiyorum. En güzeli yapılan her şey. Bakın bir tuvaleti de lavaboyu da değiştirseniz bir renk alın o da güzel bir şey. Evet. Biz o kadar da bir şey değiliz. Ama konuşan arkadaşın bunun düşünmesi lazım. Hasan Vahini ve ekibi bu orduda 1800 tane maç oynattı bir sezonda. Hocam, bakın şimdi ben şimdi biz bak, diğerlere seni tenzih ediyorum. Ali Osman da oynatacak. Tabii oynatacak ama nasıl oynatacağı belli. Sen şimdi altyapı diyorsun. Sen Güzel Ordu gidecek Astugat okullardan oyuncu beğenecek. Gelip oynatacak. Altın Ordu bunu yapacak. Haydar bunu yapacak. Yazgıç gelecek Güzel Ordu. Bana oyuncu var bedava. Bak Enver abi ederim ha. Ondan sonra şimdi bunu demek birilerinin adamı doğruyu değil mi? Sen de eleştiriyordun diyorum burada bağırıyordun ne diyeyim ne diyeyim diye bağırıyordun. Ben de o zaman söylüyorum diyorum ki Ordu Sporluğundan şüphem var mı yok. Ama adamın demek ki içinde zihniyete baksana ne diyor. Keyfimiz böyle istiyor. Keyif olmuyor arkadaş. Ya şimdi ben onu anlatmaya ben Cengiz'in anlatımlarının hepsine katılıyorum doğru mu? Var mı? Burada sadece ikili iletişimde yanlış.
Ben ifademi yanlış bana söz hakkı verdiğin zaman benim konuşacağım. Yanlış kimsenin ifadem değil. Tamam mı? Şimdi bir dakika sen... Sen eğer ona kaldıysa, şimdi baktığında yanlışları sıralarsa, arkadaşların da yanlışı var ama biz tutup da gidip bunu ben seçim kaybetmiş birisi olarak bu zamana kadar konuşmadım. Onu değil. Hasan. Sadece bunu söylediğimin sebebi ben Ordu futbolunu düşünüyorum hemşerim. Ben kimsenin değil. Ben Ordu sporluyum. Ordu sporda altyapıyı biliyor musun sen? Biliyorum. Nereden biliyorsun? Kaç maçı izledin? Biliyorum. Ordu'nun değerleri haktan bak haktan dışarı gelen. Ya sen kimsin? Niye uğraşıyorsun? Hayır biliyorum. Bu söylüyor ya. Hayır, haktan dışarı gelen bir futbolcu Giresun Spor'a gitti beyefendi. Gitsin. Niye yeni Ordu Spor'da oynasaydı ya? Elit Ligi'nde oynasaydı. İnşaat da gitti. Hayır olur mu öyle bir şey ya? Cengiz'e söylüyor ama Cengiz'e niye? Cengiz tutu bunları savunuyorsa. Sen şimdi bir dakika. Yorumcu olarak mı? Şu anda o konuya niye getirdin? Yani alt tarafı. Sen söyledin hocam. Diyorum ki yapılan işler diyorum. ASKV ve futbolu temsili ilgilendirmiyor. Kim ilgilendiriyor? Kulüp diyorum sezon başında. Şunu ilgilendiriyor demen yanlış bir kere ya. Abi. ASK futbol temsili. Bir dakika ya. Şimdi bu futbol. Bir dakika. Tertip komite başkanı kim dedi? Abi. Karar alacak adam kim dedi? Sen ilgilendirmez misin? Amatöründe karar alır. Diyorum ki kulüplere iki tane saha isterler. Tamam mı? Kulüplerde iki tane altın ordunun artık birini karşıya kamu verdi veya ordusu mu burada il müdürlüğü sahibi verme onu bilemem diyorum ki. Karşıyaka'ya 19 Eylül verdi. ASKV ile futbol il temsili ilgilenmez diyorum. Çünkü bu konuda ilgilenmeyebilir ama konu değil. Onu anlatıyorum ben sana. Bir dakika karar alınacak da Altınoru tamam Ballı gidiyor ki. Şey önce kulüp diyor ki ben maçımı Karşıyaka'ya 19 Eylül oynayacağım diyor. Abi federasyon iki takımın da iki takımın da bak şimdi bir dakika ya iki takım da diyor ki biz 19 Eylül oynayalım diyor. İki takımın rızası olduktan sonra sen biz yapmadık mı? Biz federasyonu arayıp bu maçı 19 Eylül'de oynatacağız demedik mi? Bak bir dakika bir dakika. Hocam, Allah Allah. Bunlar da bir süre bak şimdi bu isteği talebi 19 Eylül'de oynanması için talep edildi. Fakat ya Gençlik Spor İl Müdürü karşı çıktı ya da valilik karşı çıktı. Hocam. Doğru mu Cengiz buraya kadar? İsterse doğru, kim çıkarsa doğru. Çıksın. Beni ilgilendiren şu. Diyorum ki ben Ordu Spor 3. ligdeyken yeni Ordu Spor burada oynadı mı? Kardeşim bunun Vali Bey'e aktarımda yanlışlık var diyorum ben. Ha size. Tamam o da Vali Bey'in bunu isteseydi. Bundan ne ASKF suçlu ne futbol il temsilcisi suçlu. Bunlar onların görevi değil onu anlatmaya çalışıyorum. Ben bunu demekte adamların hakkında kötü bir şey demedim ki. İyi söylemedin ya. Yanlış. Ne söyleyeceğim? Yanlışı söylemek suç değil ki. Suç hocam, mu? Evet. Şimdi Cengiz bir dakika. Burada kişisel yok. Burada olur burada tartışacağız. Şey burada o seni eleştirecek. Sen onu eleştireceksin. Ben seni eleştireceğim. Eleştirebilir hocam. Ama yani hiçbir zaman çıkıp da biz demedik Sayın ki. Sayın Öztürk. Biz ondan sonra keyfimiz böyle demedik. Şimdi i̇şte bak şimdi. Niyetiyiz. Hiçbir zaman hiçbir yorumcu da gelip lütfen. Burada programa konuk gelen kişi de sen ne biliyorsun? Bir sene oldu daha diye kişinin üzerine bakın, gelmedi. Evet. Burada. Bunu geldi sen dememiz sebebi orada amatörünü tanımamadığından. Yani ağzına çıkacak laf bilemezsin ki. Konuşacak yanlışlık. Sen niye eleştiriye giremiyorsun ki? Orada amatörünü. Kim tanımadı? Orada amatörünü. Cengiz niye eleştiriye giremiyorsun? Ben eleştiriye geliyorum hocam. Hayır gelemedin şu anda. Şu anda bir isyanım var yani. Bu da bakacağız. Spor adına bir dakika. Spor adına. Spor alınan bak yok. Bu seni eleştirdi. Hocam şöyle söyleyeyim. Senin buradaki yorumcunun ASKV'nin şeyini yapıyorsa. Ya bırak şimdi şov yapmayı bırak. Şov yapmayı bırak. Ne şovu abi? Şov yapmayı bırak. Git ondan sonra programımızı başlayalım. Yok abi. Ben burada şu anda yaptın şov. Hiç hayır. Şu ben kendim burada eleştiremeyeceksin. Hayır abi. Ben burada yanlış yapmıyorum. Lütfen. Ama senin yorumcunun burada bana yaptığını ben kabullenemem. Hasan Bey gider misin tamam. Sen kafaya takmışsın. Reyting yapma buraya gitme gider misin? Evet. Bu arada bir reklam arasına gelelim arkadaşlar. Olayı da bir sakinleştirelim. Canik Dağları'nın o mis gibi kekik kokulu yaylalarından sofralarımıza Korsaj süt ürünleri. Bunlar bizim sütlerden yapılmış. Belde Evler, Kiraz Limanı mevkiinde modern yaşam biçiminin simgesi olarak yükseliyor.
mimarisi ve sosyal tesisleriyle hayal ettiğiniz standartlarda bir yaşam kalitesi vaat ediyor. Belde Evler bir konut projesinden fazlası. İnsanı değerli gören ve değerli kılan bir yaşam projesi. 3 bloktan oluşan Belde Evler'de 275 lüks konut, 2+1, 3+1, 4+1 ve dubleks daire seçenekleriyle seçkin sahiplerini bekliyor. Daire içlerinde sunduğu dünya markalarıyla çağdaş standartları en üst seviyeye taşıyor. İntaya Özmen Köksal İş Ortaklığı'yla hayata geçen Belde Evler, nesiller boyu güvenle yaşanacak tüm özellikleriyle Ordu'ya değer. Sizin mutluluğunuz her şeye değer. 0850 360 1452. Hazırlanın, taşınıyorsunuz. Prestij, kalite, konfor hepsi bir tek çatı altında. Adalı Gayrimenkul Turkuaz Evleri. Şahin Cili'de bir yıldız yükseliyor. Bahçemiz şehir parkıyla yarışıyor. 7300 metrekare alan üzerine %80'i yeşil projemiz sizi ve ailenizi çok mutlu edecek. 125 metrekareden 260 metrekare normal ve dubleks daire seçenekleri. Seçin, beğenin, biri sizin olsun. Üstelik 2018 sonu teslimat garantisiyle. Gelin turkuaz evlerini yakından inceleyelim. Fore kazık temel sistemi, çift asansör sistemi, asmolen döküm, balkonlarda TV ve ısıtma sistemi, %80 sonrası ürün beğenme fırsatı, kara sıvayla birlikte mantolama, ödüllü peyzaj, tüm blokların altında sosyal tesis ve misafir otoparkı, kiler, ütü odası, giyinme odası, basketbol sahası, çocuk havuzu, çocuk oyun parkı ve çok daha fazlası burada. Adalı, kalite ve estetiğin mimarı. Evet değerli izleyenlerimiz, hareketli bir tartışmadan sonra programımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz mi etmeyeceğiz onu da bilmiyorum ama tabii ki birçok sorularımız vardı. Mesela skorboardla ilgili, işte yine Ünye Belediye, Alsurlu Belediye maçıyla ilgili değerlendirme olacaktı ama biraz programın hararetinden dolayı, biraz da olayın kişiselleşmesinden dolayı biraz seviyenin çıktığını düşünüyorum. Tabii burada eski il temsilci Hasan arkadaşımla program gitmesine hoş olmadı. İyi bir hareket olmadı. Çünkü burada konuşulabilir, tartışılabilir. Burada ben doğrular her şeyi konuşulsun istiyorum. Benim programın amacı, reytingi bu zaten. Benim programda doğrular konuşulsun. Seviyeli bir şekilde eleştirilsin. Ama tabii arada böyle seviyeler kaçıyor bilmem ne yapıyor. Şimdi reyting uğruna da yayını terk edip gitmenin de bir anlamı yok yani. Bu hoş olmadı. Zaten programımızda yavaş yavaş sonuna gelmiştik. Son gördüğüm kadarıyla 3 dakika bir süremiz var. Bu arada ben Cengiz arkadaşıma, Hasan Bayın arkadaşıma, Necdet hocama çok teşekkür ediyorum. Söz hakkı da vermiyorum. Programda kapatacağım. Ama bu arada işte maçtan önce röportaj yapan Muhammed Kışlı arkadaşıma, bizim bu montajda yayın demeye geçen Serhan kardeşime, şu anda yayında olan yayın yönetmenim Aykut kardeşime ve kameraman Cugul'e teşekkür ediyorum. Bizi de sabırla izleyen spor camiasına, Ordu spor severlere buradan teşekkürler. Haftaya pazartesi akşamı başka bir hararetli programda buluşmak üzere. Herkese iyi geceler diliyorum.